Hoş geldiniz. Haber Türkiye, Türkiye'nin nabzına çok değerli konuklarımızla birlikteyiz. Bu akşam onlarla birçok meseleyi konuşacağız. Şöyle gündemi kısaca bir özetlemeye çalışacağım. Sonra onların değer yorumlarını, analizlerini ben de merak ediyorum. Türkiye'nin ilk koronavirüs vakası dün açıklandı. Daha doğrusu bu sabaha doğru 00:30'da açıklandı. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca kameraların karşısına geçti ve ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü, bir erkek olduğunu, şu anda tedavi altında olduğunu, etrafındaki herkesin de şu anda gözetim altında olduğunu, bir iki tane görülen vakanın da salgın olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi. Fakat Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgınını pandemi olarak ilan etti. Bu karar hükümetleri de bağlıyor, öyle görünüyor. Bazı kararlar alması gerekecek. Akşam saatlerinde de 3 bakan toplantının ardından Ticaret Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı ve Sağlık Bakanı kameraların karşısına geçti. Özellikle daha az turist gelmesini sağlayacağız. Mart ve Nisan ayında bu hassasiyeti göstereceğiz. Kültür organizasyonları, diğer organizasyonlarında Nisan'dan sonrasında ötelenmesi gerektiğini söyledi Kültür Bakanı. Bu arada Ruhsar Hanım, Sayın Pekcan da, Ticaret Bakanı da, fırsatçılara göz açtırmayacağız. Paniğe gerek yok. Yeterli gıda ve ürün stoğumuz var. Bu anlamda sıkıntı yok dedi ama bugün birçok markette, birçok yerde raflar boşaldı. Ben yakın çevremden de biliyorum. Herkes resmen temizlik malzemeleri için, gıdalar için marketlere akın etti. Fırsatçılara göz açtırmayacağını söylemişti. Akşamüstü bunun haberi geldi. MASAK, temel ihtiyaç maddeleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattığını açıkladı. Türkiye'de koronavirüsle ilgili yürütülen mücadeleyi nasıl buluyorlar? Değerli konuklarıma soracağım. Birazdan onların görüşünü alacağız. Tabii bunlar yaşanırken, özellikle salgın meselesiyle bütün bu tartışmalar, gelişmeler yaşanırken siyasette de gelişmeler hızlıca devam ediyor. Epeydir bekleniyordu. Aslında Şubat ayında bekleniyordu. Fakat Mart ayına kaldı. Neden öyle oldu soruları da soruldu. Demokrasi ve Atılım Partisi, yani Deva Partisi tabelayı astı bugün. Ali Babacan genel başkan seçildi. Siyaseti nasıl etkiler konuşacağız. Cumhurbaşkanının yaptığı il başkanları toplantısında yaptığı açıklama önemli. Dedi ki Sayın Erdoğan, yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor. Onun ötesinde bir işe yaramıyor. Kısaca özetledim ama çok daha fazlasını, ayrıntıları konuşacağız. Kimlerle beraberiz? Cumhuriyet Halk Partisi 22. dönem milletvekili Berhan Şimşek, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Musavvat Dervişoğlu, AK Parti 22. yine aynı dönem beraber aynı sıralarda siyaset yapmış isim Resul Tosun ve bir meslektaşım gazeteci, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni, Yeni Şafak Gazetesi yazarı Hasan Öztürk bu akşam bizimle beraber. Hoş geldiniz, çok teşekkürler. Önce bazı uyarılarla başlayacağız. Başlayalım. El yıkamayı biliyor muyuz? Konuşacağız. Başlıyoruz. Evet, başlayalım. Şöyle başlayalım. Şimdi ben sizden önce akşam haberlerinde izleyicilerle beraberdim. İşte elimi yıkamayı bildiğimi zannediyordum. Bir hekimle, aile hekimiyle konuştuk. Şunu vereyim size. Önce kolonya mı, dezenfektan mı istersiniz? İkram etmedim. Kolonya. Çok severim ben kolonya. Sever misiniz Musavvat Bey? Şu ikram edeyim birer. Sizin yerinize buraya. Çok kolonya teşekkür ederim. Aldınız diyelim. Nasıl, ne yapacaksınız? Nasıl kullanmanız gerektiğini yani biliyor musunuz? Siz hoş geldiniz. Haber Türkiye, Türkiye'ye ama bu korona iyi yapmadı. Yani. Evet, iyi gelmedi. Şimdi şöyle, siz nasıl yapıyorsunuz? Size ikram edeyim. Nasıl kullanıyorsunuz? Hekimden öğrendiğim. Bir göreyim sizi efendim. Evet, eller. Parmak araları. Parmak araları. 20 saniye boyunca parmak arası. Evet. Hasan Bey, buyurun efendim. Siz Hasan Bey ikram edin. Elinizi yıkadığınızda şöyle bir gösterir misiniz? Sabunla, musluğun altında eliniz Musavvat Bey. Ya uzun dönem yıkıyorum. Uzun dönem şöyle yıkıyoruz en efendim. En az 2 dakika. Yüzük varsa elinizi yüzüğü çıkartıyorsunuz. Yüzük filanleme diye bizde zaten. Evet, şöyle. Evet. Esastır. Evet, şöyle elleri, bir parmak aralarını, her bir parmağı teker teker şöyle
Ne yapma derler. Beraber yapalım mı izleyicilerimize? Hilalleme şey denen abdest alırken. Buyurun. Buyurun. Evet. Buyurun Berhan Bey. Siz de şöyle bir gösterelim izleyicilere nasıl yıkanıyor. Yani teker yıkarken. Teker. Tabii yıkarken. Tabii tek tek parmakları. Tek tek tırnakları. Evet. Ya, 20 saniye boyunca bu hareketleri yapmak gerekiyor Hasan Bey. Yani sadece şu hareketi parmak aralarının üstü şöyle yıkamak şu, gerekiyor. Bu Resul Bey de değil. Aslında abdest alsınlar. Ama şu tırnak içi var. Tırnak içi. Genel olarak Türk toplumunda yani alışkın olduğumuz bir şeyden söz ediyoruz aslında. Yani belki de onun için mi geç geldi diyorsun. Şöyle bu istatistikte yayınlandı. Ya, tuvalet yıkama, tuvaletten sonra elimizi yıkama alışkanlığı en fazla Türkiye'de var. 96'dır Bosna ki bence şu anda orada da düştüğünü düşünüyorum. Yani en fazla dünyada. Temizliğe riayet eden Bosna'ymış. Hemen. Yani ellerini yıkayan o temizlik. Ama sıradan yıkama değil yani. Parmak arası, tırnaklar, elin üstü 20 saniye. Yani bu biraz daha, sistematize edilmiş bir şey ama Türk toplumunun ekseriyeti zaten bu alışkanlığı yani çocukluğundan itibaren alıyor. Yani derede çimmek derler değil mi? Yani biz gideriz çocukluğumuza gideriz derede yüzerdik. Niye? Orada güzelce yıkanır çıkarsın. Hafif büyüdüğün zaman derler ki yani bunu söyleyelim. Ya sen arkadaş artık akıl bali oluyorsun. İşte abdest almayı öğrenmen lazım. Bunun herkes açısından yani bu işte efendim çok dindardı, az dindardı değil. Yani bu toplumun genelinde olan ama bir kültürden bahsediyoruz. Ama bu kez Sayın Öztürk daha detaylı ve uzun el yıkamak lazım. Onun yani daha alışkanız tırnaklarının yani. İçine 20 saniye boyunca suyun altında özel bir havluyla kurulamak gerekiyor. Tek mendil kullanacaksak, burnumuzu sileceksek onu dışarı atmamız gerekiyor gibi. Çok hijyen kurallarına çok dikkat etmek lazım. Temizlik imandandır. Temizlik imandan gelir. O en ayrı. Önemlisi bu yıkama işleminden sonra musluğu kapatırken armatürünü de üzerine tutarak kapatmak gerekiyor. Hepimizin unuttuğu bir şey bu. Peki. Evet. Bu arada maske hiç kullandınız mı bilmiyorum. Uçarken, uçakta gelip giderken. Ben çalışırken kullandım. Haçta kullandınız. Evet. Bu maskelerden, filtreli maskelerden. Yok, filtresiz daha basit. Aslında onun da bunun da yani sağlıklı olan kişilerin maske kullanmaması gerekiyor. Hasta olanların ben hastaysam sizi hasta yapmamak için bunu kullanmam gerekiyor. Şu filtre bölümünü ellememem lazım. Şu burun bölümünü hemen burunu kapatmak gerekiyor. Dolayısıyla herkes çok panik bir şekilde tabii metroda orada bu maskelerden kullanıyor. Sayın Bakan da bugün uyardı. Eğer hastaysanız yurt dışından geldiyseniz de evde durmanız gerekiyor. Sokağa çıkmamanız lazım. Peki bu uyarıları bir kamu görevi olarak yaptıktan sonra şöyle başlayalım Berhan Bey, sizle başlayalım. Buyurun. Şimdi siz başından bu yana işte Türkiye'de şeylerde konuşuldu. Aslında vardı vaka ama saklanıyordu. Kademeli olarak Türkiye işte bunu alıştırıldı. Fakat Sayın Bakan da Sayın Fahrettin Koca da sürekli kameraların karşısına geçti. Bence çok şeffaf bir süreç yürüttü. Çok da netti. İlk vaka olduğunda da dün akşam kameraların karşısına geçti ve kamuoyuyla kendisi paylaştı. Şimdi siz nasıl buldunuz Sayın Koca'nın süreci yürütmesini, AK Parti'nin bu süreci nasıl yürüttüğünü düşünüyorsunuz? Sanırım ki siyasetin içinden gelmiyor Fahrettin Koca. Fakat siyasilerin ve özellikle şu anda siyasetin içinden gelen gelmeyen bakanların bir kriz şeffaf bir şekilde nasıl yönetilir? Sayın Koca'dan öğrenmesi gerekir. Başkanlık bu konuda, sisteminin özelliklerinden. Bu konuda başkanlık sisteminin özelliği. Şimdi bakandan bu, bu biraz milletvekili yapsa bu biraz Bey'den bakan olmaz mıydı? Olur da biraz ben Fahrettin Bey'i başkanlık sisteminde bakanlar genellikle dışarıdan alındığı için demek ki sizde milletvekili olup Sağlık Bakanlığı yapabilecek kimse yokmuş. O mu çıkıyor ortaya? O çıkmıyor. Bak, sizdeki doktor arkadaşlarınıza alınırlar. Şimdi ben Fahrettin Bey'i tanırım da ama gerçekten bu süreci iyi yönetti. Şeffaf yönetti. Evet. Her gün iki kez, samimiydi. Evet. Ve gerçekçi bir bütün bunların ötesinde dün mesela saat 0:55'te 0:53'te çıkıp bunu 0:30'du gecikmeli oldu ama gecikmeli o sırada oldu. Bir teknik bazı sıkıntılar vardı ben ama biliyorum. Gece bunu o saatte bile ifade etmiş olması çok doğru. Evet. Yani üzüntülüyüz ama tedirgin olmayalım, panik yapmayalım, bu süreci yönetelim. Yani burada konuşulması gereken yani sayın şimdi rakamlar ürkütücü tabii. Ben, son rakamı ben o rakamları da ben sayın Gaye Usluer ayrıca şu anda bir de bir şey başardı sayın bakan. Yani rektörü atarken Sayın Cumhurbaşkanı kendi adamlarını atadı. Fakat
Bu bilim kurulu oluşurken Sayın Bakan, gerçekten kutluyorum, A parti, B parti falan düşünmediler. Bu bilim kurulunda Türkiye'de enfeksiyon hastalıklarında veya alanında çok çok iyi olan değerleri topladılar. Mesela bizim çok değerli Profesör Doktor Gaye Ustaer, parti meclis üyesi, daha önce milletvekilliği yapmış bir arkadaşımız, bugün Halk TV'de de anlatıyordu ve ondan da bilgileri de aldım. Bakın dünyada 113 bin ki şimdi haberlerde gelirken 120 bin duyduk. Açtı, evet. Evet, doğrulanmış vaka. En son İtalya'da sayı 827 evet. oldu. Yani bugün evet, sadece bugün 196. 4125 ölüm artmış olabilir. Şimdi burada önemli olan şuydu, bu rakamlarla beraber ve sizin de ifade ettiğiniz gibi Dünya Sağlık Örgütü, ben gelirken Habertürk'ün haberlerinde Ceren Hanım'dan dinledik. Pandemi neyi bu? Artık salgın değil, bulaşıcı ve dünyaya yayılmış bir hadise. Ne acıdır ki dünya bunun bağışıklık sistemini sağlayacak bir şey bulamadık. Elimiz ayağımız kilitlendi. Şimdi bugüne kadar Sayın Sağlık Bakanı'na gerçekten teşekkür ediyoruz. Meseleyi çok iyi bir şekilde yönetti, buraya getirdi. Bu bir siyaset malzemesi, bir zafer meselesi falan olmaz. Ama Sayın Bakan bunları doğru, güzel, düzgün bir şekilde götürürken Sayın Cumhurbaşkanı da kalkıp, arkadaş hiçbir virüs bizim tedbirlerimizi yenemez. Bilimde böyle bir şey yok. Bu hamasete gerek bakan yok. Bakan da söyledi. Bak burada biz, bakın şimdi. O dün başka bir iddia ama Sayın Bakan şunu söylüyor ama. Sen daha güçlüdür bak, diye. Şunu söylüyor bakan. Ümit vermek. Üzgünüm ama panik etmeyin, tedirgin olmayın. Şimdi tabii ki ülkenin siyasete cumhurbaşkanı. Tabii. Siyasete mi? Yapacağız tabii ama bunlar. Yani siyasi boyutu bunlar hayatın içinde. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı kendi termal kamerayla geziyor. Sayın Bakan diyor ki yurt dışına gitmeyin, yurt dışından gelenler 14 gün istirahat etsin. Nereden geldi Sayın Cumhurbaşkanı? Hadi Cumhurbaşkanını koruduk. Heyeti var 50 kişi. Korumaları var. Bugün herkes oradaydı. Bu ne lahana, bu ne periz. Sadece burada sevindiğim bazı şeyler var. İki cümleyle bitireyim. Mecbur kalmadıkça ifadesini de unutmayalım. Mecbur efendim? Kalmadıkça dedi. İran yani. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cihangir'de oraya geleceğim. Yakalandı. Orada da başka bir hadise var. Fransız Kültür orada Bakanı, da başka bir İtalya Genelkurmay Başkanı. Tam o noktaya gelecektim. Peki. İki tane konu var. Hamdolsun bunlara Mevla-i Kadim beni gösterdi, bana bunları okudum. Vallahi kendini Mehdi ilan eden Hasan Mezarcı bile bilim adamlarına gidin. Yani Mustafa Kemal'in söylediği noktadayız. Hayatta en hakiki mürşit bilimdir. Bilimi temizlik göreceğiz. İmandan gelir ama bilim hayatta de önemlidir. Şimdi, şimdi burada İran'daki hadisene aramayı bir görev atfederiz. Tabii. İran'daki hadisene, İran'da Kum kentinde hadise patladı. Ayetullahlar duaya çıktı. Efendim camileri, medreseleri kapatmadılar. İnsanlar patır 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 öldü. Buradaki şeffaflık İran'da yaşanmadı. Bugün İtalya'dan ben de bir arkadaşımla konuştum. Bir video geziyordu sosyal medyada. Ya böyle mi gerçekten, birisi kardeşi ölmüş, bana sahip, dedi ki hayır. İtalya'da da müthiş bir şeffaflık var. Türkiye'yi de takip ediyordu bu şekilde. Peki. İran niye? İran niye bu halde? Çünkü İran kendi mistik yapısı içerisinde akla, bilime değil de dualarla biz bu işi hallederiz noktasında bakarsan, İran'ın geldiğin en son noktası bu olur. Peki. Tek bir şeyle bitireceğim. Bitirin, Resulü Bey'e geçelim. Buradaki Sayın Bakan'ın göstermiş olduğu performansı, dün mesela ben bugüne kadar 10 kez toplantı yapıp ekonomiyle ilgili her şey güzel olacak, her şey iyi olacak deyip işsizliğin 13.7'ye çıktığında Sayın Ekonomi Maliye Bakanı öğrensin, şeffaf olsun, kalksın bu hadiseleri anlatsın. Başka bir durumu da bu işin Türkiye'nin gündeminde, ne acıdır ki gazeteci olduklarını, medya olduklarını söyleyen bir gazete var. Utanılacak bir şeydir. Ben ar ediyorum ama söylemek durumundayım. İnternet sitesinde manşet yapıyorlar. Ne diyorlar? Eren Erdem İran'dan getirdi. Şimdi siyaset böyle giriyor galiba Resul Bey. Şimdi. Hayır böyle bir şey olabilir mi? Eren Erdem de argo bir lafla o kelimeyi söylemeyeceğim. Tabii bir argo kelimeyle Eren de diyor ki ya kendime gel ya. Benim yurt dışı yasağım var. Bu nasıl gazeteciliktir ya? Bu gazeteyi okuyanların vicdanına ve takdirine bırakıyorum. Buyurun, ben bunu. Akit gazetesini. Evet. Akit gazetesini. Buyurun. Evet, ben önce Berhan da her programda böyle, yani
klasik CHP'lilerden farklı bir yapısı var Berhan'ın. Doğruya doğru demesini biliyor. Ama herkes söyledi. Ben kutluyorum. Sayın Fahri Bey'le ilgili bugün Gaye Hanım sağ olsun, evet, ağzına sağlık. O da ya bırak Gaye Hanım. Yok, ben onur etmeyeyim. Ben gerçekler neyse herkes gerçeği görür şimdi, ve anlatırlar. CHP'nin evet, klasikliği yani, olmaz. CHP'lilik CHP'liktir. Yani Berhan Bey'in de tasdik etmesinden anlaşılıyor ki Sağlık Bakanı bu koronavirüs çıktığı andan itibaren hakikaten sadece Türkiye'de değil dünyada takdir toplayan bir süreci, krizi idare etme başarısı gösterdi. Hakikaten çok başarılı. Yani bu olaya kadar da aslında Fahrettin Bey, Sayın Bakan pek görünen, bilinen bir şey yoktu. Ama koronavirüsü... Depremde de iyi bir performans gösterdi. Evet, koronavirüsü özellikle çıktıktan sonra hele Çin'den, Wuhan'dan o vatandaşlarımızın getirilmesi bütün dünyaya böyle Türkiye'nin göğsünü... Dünya Sağlık Örgütü'nden daha önce termal kameraları kurdurması. Evet. Bunlar da değerli. Türkiye erkenden aldı bu önlemleri diyorsunuz. Girişlerde tabii çıkışlarda ilk defa Kum'da, İran'da koronavirüs çıkınca da Fahrettin Bey İran'ı ikaz etti. Ya evet. Kum'u şey altına alın, tecrit edin. Karantina altına alın. İran Sağlık Bakanı Ayetullah şeye Ruhani'ye söylüyor. O Cumhurbaşkanı Hameni'ye söylüyor. Hameni Ruhani'ye. Fakat burası dini merkez, engel olamayız diyerek Berhan Bey'in işaret ettiği gibi maalesef. Şimdi bir özelliği de bu şeyin. Sayın Koca'nın hakkını teslim edelim ama bu arada koca bir sağlık ordusu var. Onlar inanılmaz özveriyle çalışıyor. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi orayı gördüm. Kuşkusuz bence diğer hastaneler de öyledir. Ben bu ülkenin vatandaşı olmaktan i̇nanılmaz bir kez daha bir, gurur duydum. Yani başhekiminden tutun. İsmi neydi? Sizin şeyinize bağlandı. Hayran oldum. Ateşkara mı? Yanlış söylemeyeyim, bir profesör bilim kurulunda. Dün akşam Ateşkara. Bu ülkede bu insanlar yaşadığı için huzurlu ve mutlu. Saygılarımı iletiyorum hepsine. Herkes özveriyle çalıştılar. Bu ülkede yaşadığımız için hele bu sağlık personelimizin, Sağlık Bakanlığımızın gösterdiği bu dünyaya örnek. Yani İngiltere'sinden de Amerika'sından da Almanya'sından daha üstün bir performans göstererek şunu göğsümüzü kabartıyor. Resul, şunu bekle. Cumhuriyet'in yetiştirdiği bilim adamlarımıza teşekkür ediyoruz. Elbette yani. Teşekkür ederim. Ya bizim Cumhuriyet'le sorunumuz yok. Bir sorun değil. Burada ekle diyorum. Bir sorun olmadığını seni biliyorum. Şey yapıyorsun ama burada sen hep şey yap. Bak bu başarı aynı zamanda hepimize ait. Ülkemize ait. Hükümetinin başarısıdır. Biraz önce başkanlık sistemine gönderme yaparken anlatırım onu şunu kastettim. Şimdi milletvekilliğinden gelen bakanın seçmen şeyi vardır daima. Ama dışarıdan gelen teknokrat bakanın seçmene şirin görünme şeyi yoktur. Görevi neyse onu yapar. O yüzden başkanlık sisteminin önemli artılarından birisidir. Ama diğer bakanlığı, sağlık geçelim. Bakanlığı yapmış olan AK Parti iktidarındaki isimler biraz haksızlık olmuyor mu? Çünkü AK Parti biraz da bu oyları o bakanların yaptığı çalışmalara Mezin olur. Recep Aktağ sana selamı keser. Evet, onlar da çok şey yaptılar. Görevle canla başla çalıştılar çünkü. Sistemin artısını söylüyorum. Ötekileri kötüdür, yapmadılar demiyorum. Ben de hatırlatıyorum. Arkadaşımız güzel işler yaptılar. 20 senedir sağlık alanında biz şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nden çok çok ilerideyiz. Peki Resul Bey şunu da sorayım size. Bir dakika bu şeyi tamamlayayım. Tamamlayayım sonra. Koronavirüsle ilgili. Yani bununla ilgili zaten. Evet. Çünkü bu sınırların açık olmasının, açık kapı politikasının da aslında riskler getirdiği de söyleniyor. Doğru. Yani onu ne dersiniz? Ama şöyle bizim şimdi açık kapı politikamız biz yani 3 milyon küsur Suriyeli mülteci geldikten sonra biz kapıları kapattık. Şu anda hiç kimse sınırdan geçemiyor. Hayır, Avrupa'ya geçmek isteyenler içeridekiler gidiyor. Dışarıdan tamamen kapandı zaten. Dışarıdan gelenler de zaten hudutlarımızda bunlar Sağlık Bakanlığımız yani ekibimiz gayet başarılı bir şekilde bu süreci yürütüyorlar. Şimdi Kum'dan bahsettik de şu anda neden? Dikkat edin, İran'da salgın, İtalya'da salgın. Evet. Ve dikkat ederseniz Kabe'de de etrafını boşalttılar, ciddi bir şey aldı. Bunun sebebi yani olaya bilimsel yaklaştığınız zaman, akıllı, akılcı, mantıklı yaklaştığınız zaman. Şimdi Kum, Şiilerin mukaddes kenti. Ve oraya dört bir taraftan insanlar geliyor ve hastalık orada artıyor. Aynı şekilde İtalya, Roma, Katoliklerin dini merkezi. Oraya da dört bir taraftan insanlar geldiği için orada da bu şeyin artması. Aynı tedbiri bence Suudi Arabistan'da umre ziyaretlerini falan şey yaptı. Bence mantıklı bir politikadır o. Çünkü dünyanın dört bir tarafından insanlar oraya gidiyor ve bu hastalığı zaten taşımak
insandan insana geçtiği için pandemi ilan etmelerinin sebebi de o. Şimdi bu dini merkezler. Şimdi yalnız bu Şiilerin işte türbeler var bizi kurtarır vesaire gibi maalesef yanlış inanışlarının benzerini Lübnan'da gördük. Bugün belki gördünüz. Bir rahip uçakla Beyrut'un etrafında dolaşarak orayı tütsüledi. Yani efsunladı güya. Şey, koronavirüs gelmesin diye. Ama Suudi Arabistan da bu kararı geç aldı aslında baktığınızda. Tabii, tabii. Yani sadece yani, tabii ki yani geç aldı. İran değil yani. Tabii ki geç aldı. Yani hayır, İran işte karar bile alamadı. Evet. İran şu anda Tahran %40'ı neredeyse bu olaya yani koronaya bulaşma ihtimalinin olduğunu kendileri söylüyorlar. Olağanüstü hal var orada. Peki. Şimdi yani bizim, ben şunu şey yapıyorum, bizim hakikaten sağlık ekibimiz bu krizi çok başarılı bir şekilde yönetti ve vatandaşımıza güven verecek bir intibayı, algıyı oluşturdu. Dolayısıyla bakanlığın özellikle ve bilim adamlarımızın, sağlıkçılarımızın bir takım tavsiyeleri var. Bu tavsiyelere biraz önce siz el yıkama şeklini gösterdiniz. Bu tavsiyelere riayet etmeleri gerekiyor. Yoksa yani koronavirüs evet pandemi mi olmuş efendim yaygın. Fakat koronavirüsünden şu ana kadar ölenlerin sayısı 4000 civarında. Öteki tarafta sadece Ocak Şubat ayında kanserden ölenler 1.177.000. Sigaradan ölenler 716.000. Şimdi bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Burada ama burada şu ilacı yok henüz. Bir sağlık pandemiye dönüştü. Dolayısıyla biraz zaten pandemi denmesinin 3 sebebi var diyorlar. Birisi yeni virüs olması, henüz ilacının bulunmaması ve insana geçiyor olması ve kıtalar ya kıta bazında yahut da dünya bazında yaygın hale gelmesi deniyor. Dolayısıyla bu sağlıkçılarımızın, ilim adamlarımızın tavsiyelerine dikkat ederek bu virüsten korunmaya çalışmamız gerekir. Musavvat Bey, şimdi Resulü Bey de dikkat çekti. Virüsün ölüm oranı düşük. Diğer şeylerde hastalıklarla kıyasladığınızda. Affedersin bir cümle. Söyleyeyim. Şeyde de Çin'de de bu hastalığa yakalanların %75'i iyileşmiş. Tabii iyileşenler de var. Kurtulmuş. Yani, yani çok da korkutmak gerekmiyor. Evet. Şimdi ilk bu koronavirüs vakasının yeri bulunduğu hastaneye ilgili de bazı detaylar tabii soruyor. Orada kişi hasta mahremiyeti nedeniyle paylaşmıyor Sayın Bakan ama İstanbul'da olduğu iddiaları var. İşte bazı hastane, devlet hastane isimleri şey yapılıyor, telaffuz ediliyor. Nerede olduğu şu anda bilinmiyor ama gözetim altında iyiye doğru gittiği belirtiliyor. Çok inanılmaz bir kaygı, panik var. Bu süreçte size göre AK Parti nasıl yönetiyor süreçleri? Valla Sayın Sağlık Bakanı'nı süreci doğru yönetmiş olması bakımından ilk tebrik eden ve cevaben de teşekkürle, bakan tarafından teşekkürle karşılanan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi. Evet. Sağlık Bakanı'nın bu uygulaması dikkat çekiyor. Çünkü diğer bakanlıklarda da aynı hassasiyeti ve şeffaflığı bekliyor olmamıza rağmen karşılığını göremeyince Sayın Bakan bu doğru uygulamalarıyla da doğal olarak ön plana çıkıyor. Sayın Bakan kendisi bir hekim de, aynı zamanda. Tabii işi de biliyor. Heyetlerin nasıl oluşturulacağını biliyor. Ben de milletim adına Sayın Bakan'a aracılığınızla, kanalınız aracılığıyla teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz açıkçası. Dünya küçüldü. Bir tehlikeyle karşı karşıya aslında. Bu tehlike son tehlike de değil. Bundan sonra neler olacaklarını da kestirebilmek mümkün değil. Ama bugün karşı karşıya bulunduğumuz virüsün, ben tıp insanı değilim. Bizde yarattığı endişe ve infial esasen tanınmamış olmasından kaynaklı. Yani bir virüs, bu virüs bir SARS kadar öldürücü değil. Hatta domuz gribi kadar da öldürücü değil. Ama çok hızlı yayılan bir virüs. Çaresi bulunabilmiş bunun, değil. Aşısı bunun hızlı biraz yayılmasının sebebi SARS dünya ülkemize gelmemişti öyle bir. Ya dünya zaten küçüldü çünkü. Evet. Yani bugün İngiltere'de görünce bir uçakla Türkiye'de de görülebiliyor. Dün Çin'de görülen, Amerika Birleşik Devletleri'nde de görülebiliyor. Dünyanın bugün bu kabil tanımlanamayan, çaresi bulunamayan virüslerden kaynaklı olarak geçmişe baktığımız gibi işte önemli sıkıntılara vesile olan veba gibi, çiçek gibi, tifo gibi, çiçek gibi, verem gibi hastalıklarla bir tutulabilmesi de mümkün değil.
100 bin kişi bu virüse, bu virüs 100 bin kişiye bulaşmış. Ölenlerin durumuna baktığınızda belli bir yaş sınırının üstünde olanlarda ölüm oranı. Tokalaşmıyorsunuz değil mi? Ölüm girişte tokalaşmadık. Artmış. Gönülden selam verdik, kalpten selam verdik. Yani, derviş beylerini tuttuk. Yani öyle mi? Sabah mecbur. Ben kolonya verdim biz, size. Biz tokalaşmaya ve kucaklaşmaya mecburuz. Derviş beyin niye elini tuttuk? Yani biz ne kadar? Adı biz Ferhan'la Hasan'la karşılaştık. Böyle yaptık. Benim soyadımla... Yok hayır, soyadımla... Resul Bey biraz... Resul Bey soyadımdan kaynaklı bir keramet atfetmiş olabilir bana. O sebeple elini uzatmak hem müsavat hem derviş oğlu olunca. Güzel. Yani ondan bir keramet atfetmiş. İsminiz çok güzel. Olabilir. Yine birkaç vesileyle söyledim, burada da söyleyeyim. Benim kardeşim, ablam Adalet, kardeşim de Hürriyet'tir. Öyle mi? Evet. Ailece kadar. Rahmetlik babam Türkiye'de ne yoksa çocuklarıma... Terakki'nin sloganlarını tam şey yapmışlar. Türkiye'de ne yoksa çocuklarıma isim olarak onu vereceğim diye bu isimleri koymuş bize. Biz de yaşatmaya ve... Kaçmış o zaman? Yaşatmaya ve hakkını vermeye çalışıyoruz. Ben 1960 doğumluyum. 60 doğumluyum. Babam da 29 doğumluydu. Evet, Allah mekanlarını cennet etsin cümle ölmüşlerimizin. Dediğim gibi oldukça iyi yönetti Sayın Bakan. Bundan sonrası hiç süreci. Beklentinizle yani... Ya bakın ben tedbirlerin elbette ki doğru bir biçimde alınması lazım. Bu karşılıklı sorumluluklar gerekiyor. Toplumsal sorumluluklar icap ettiren bir şey. Bakanlık görevini doğru yapacak. Sivil toplum kuruluşları doğru yapacak. Efendim medya görevini doğru yapacak ve doğru yol göstermelerle karşı karşıya bulunduğumuz bu tehdit ve tehlikenin bertarafı cihetine gidilecek. Yani bunun dışında bundan istifade etmeye kalkışmak, var efendim olanlar, bir işte tabii siyasi fayda temin etmeye yeltenmek. Efendim, onu mu görüyorsunuz siyasi fayda ya, temin? Bunlar da olabilir. Olabilir ben diyorum, yani. Vitrindeki malın fiyatlarının arttırılması oldukça fahiş olduğu söyleniyor. Maskenin piyasada olmadığı söyleniyor. Bunun üretime vereceği, üretim kapasitesine, potansiyeline vereceği zararların doğru bir biçimde hesap edilmesi lazım. Çin'de mesela okuyoruz, %45 düşmüş üretim. Yani bu durum işte okulların kapatılmasını konuşuyoruz. Kamu kuruluşlarında işte tatile gidilmesini Türkiye tartışıyor. Türkiye'nin bir de fabrikaları var. Yani dünyanın fabrikaları var. Doğru. Şimdi bu bizden fazla. Biz genç bir nüfusa sahibiz. İfade buyurdukları gibi Resul Bey'in. Yani bu virüse bulaşanların çoğu da zaten kurtulmuş. Virüsten arınmış vücutları. Ama Avrupa çok yaşlı bir nüfusa sahip. Almanya için, İtalya için, Fransa için bu algının farklı olacağı kanaatindeyim. Merkel nüfusun %60-70'i enfekte olacak. Evet, yani o Merkel'in ifadesi hem de. Yani hem de Merkel'in ifadesi. Biz bir şeyiz, açık toplumuz. Bir de bu kabil felaketlerle karşı karşıya ya da salgın hastalıklarla karşı karşıya kaldığımızda işi ziyadesiyle Allah'a havale eden de bir toplumuz. Siz siyasetçileri yani böyle ölümü... bir noktada buluşuyor görmek hayır, beni çok mutlu etti. Atını bazen sevinir ya gazeteciler hayır, böyle tabii, gerginliklerden beslenir. Şimdi siyasetçiler aslında... Yani, sağlık meselesinin hiç olmazsa bir araya şimdi gelebilseniz. Şimdi siyasetçileri felaketler ve muhtemel felaketler bir araya getirir. Tartışırız o ayrı da. Netice itibariyle hepimizin ortak değerleri var. Beraber yaşıyoruz. Böyle bir durumda da zaten ortalama değerler değil, ortak değerler ön plana çıkıyor. Evet. Bu ülkede hepimizin istifadeci, faydacı, fırsatçı insanlar da pek tabidir ki ortaya çıkabilir. Türkiye'nin dışarıya kapanması da mümkün değil. Çin gibi zaten kapalı bir toplum kendi kendini kapatamadı. Ama tedbirlerini arttırması lazım. Bu Türkiye'ye geç geldi ya da geç teşhis edildi. Ya da efendim hakikaten bir tane mi var, fazlası da olabilir mi türünden bir takım tartışmalar var. Paniğe ve infiale asla gerek yok. Peki. Yani bu aşılamayacak bir dert gibi de görülmüyor. Onun için bu dünyanın başına gelen problemden Türkiye'nin de uzak kalabilmesi mümkün değildi. Büyük bir sorumluluk duygusuyla meseleyi ele alıp ciddi tedbirlere katkı sağlamamız lazım. Tedbirler alırız demiyorum. Alınan tedbirlere
katkı sağlamamız lazım. Uzmanlık gerektiren de malum bir alan. Bizde bir de şöyle bir zafiyet var. Şöyle bir zafiyet var. Bilsin bilmesin her konuda ahkam kesen bir bakış açısına sahip insanlarımız. Özellikle siyasette bunun çok şeyini görüyoruz. Burada Sağlık Bakanlığı'ndan gelen uyarılara, uzman hekimlerden gelen uyarılara, yeterli tartışılmayan insanların öngörülerine itibar edilmesi kanaatimi taşıyor. Sayın Bakan da bugün işte birçok üç bakanla beraber toplantı yaptığında Hasan Bey, siyaset üstü bakmak gerekiyor. Biz öyle bakıyoruz. Tabii. Herkes de buna öyle baksın tabii. Dedi ama şimdi görüntüler size de gelmiştir. Şunu da söyleyeyim Resul Bey'e, çok özür dilerim. Tabii. Resul Bey'e katılıyorum. Alkolde dünyada 3,5 milyon insan ölüyor. Sigaraya bağlı hastalıklardan 4.9 milyon insan ölüyor. Uyuşturucudan 585 bin insan ölüyor. Trafik kazasından dünyada 1 milyon 350 bin insan ölüyor. Şimdi yalnız bir şey var. Dilem Hanım affedersen. Bir şey var, olayı şu. Şimdi bunların hepsinin alkol gider ameteme tedavi ölür içmez. Sigarayı bırakabilir. Trafik biraz daha iyiydi. Buradaki tedavi yok. Bu alanlara da duyarlılık sergilemiyor. Tabii herhalde. Ama buradaki insanları çaresiz bırakan bu bağışıklığı oluşturulmuş bir şey yok yani. Bu rakamları hayatın kıymetli olduğuna işaret etmek bakımından söylüyorum. O yüzden bunları diyorsunuz. Peki teşekkürler Hasan Bey. Yüzleşme diyebiliriz yani. Siz de başında bulunduğunuz, teşekkürler. Başında bulunduğunuz televizyon kanalında da keza size de dostunuz çevrenizden işte temizlik malzemesi almaya gidenler rafları boş buldular. Büyük de bir panik ve kaygı da var halkta. Hatta herkes metroda eldivenler takılıyor, maskeler takılıyor. Ne dersiniz bu kaygı, panik nasıl yönetilmeli? Ne yapılmalı? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Üç tane siyasetçinin arasından hani benim biraz bu konuda... Biraz da bilgi alalım. Şu anda nerede o hasta? Yani şunu söyleyeyim. İstanbul'da değil mi? Ben sadece takip ediyorum. Hayır, ben yani, soru... İstanbul'da tabii, değil mi hasta şu anda? Öyle biliyorsunuz. Öyle oldu iddia ediliyor. Peki. Yani burada ben söyleyeyim. Sıradan bir vatandaş Resul olarak... Resul Bey yerini biliyoruz ama söyleyemiyoruz diyor. Evet. Yani İstanbul'da o zaman ama devlet hastanesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda zaten hastane hazırlanmıştı. Dolayısıyla biraz gazeteci kimliğinizi, şapkanızı sorular sorayım. Tamam. Biraz yani bilgi alayım. Siyasetçilerin dışında bir şeyler söylemem gerekiyor. Çünkü tabii, sizin konuştuğunuz dili açıkçası bazen anlamıyorum. Yani takip ediyorum ama anlamıyorum. Şu anda? Yani nasıl? Hayır, yine anlamadım. Ha, öyle mi? Tabii ki yani koronavirüsünü konuşuyoruz. Yani burada yani bir tane doktor yok şimdi en azından. Yani onu ha, biz olayın siyasi ve halk sağlığı boyutunu konuşuyoruz. Bir tarafından bakmıyoruz. Mesela ben bizim şuradan başlayayım. Bugün Milliyet Gazetesi'nin manşeti. Biz konuştuk. Yani, bütün gün onunla ilgili yayınlar yaptık. Ben de izliyorum. Evet. Hakkımızı tabii, tabii ki. Yani evet, izliyorum. Ki bizden diyor sonra ki, Erdoğan Aktaş konuşacak. Diyor ki evet, koronavirüsüne karşı Türkiye çok iyi. Kim söylüyor? Dünya Sağlık Örgütü Türkiye sorumuzu Prof. Dr. Ergüler. Yani şimdi bu bir bilim adamı ve aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye sorumlusu. Diyor ki Türkiye koronavirüsüne karşı çok iyi. Bu birincisi. Yani bu hani siyasetçi kimliğinin dışında, Sağlık Bakanlığı'nın kimliğinin dışında bir doktorun bu işin başında olması ve bu işi yönetiyor olması gerçekten dünya tarafından takdirle karşılanıyor. Türkiye'deki uygulama. Çünkü çok çabuk karar verildi, çok çabuk tedbirler alındı. Bunu biz de takip ettik. Yani bir ara sözü geçti. Mesela deprem olmuştu. Biz Elazığ, Malatya depremi sırasında Sağlık Bakanımızı ve İçişleri Bakanımızı orada görüp işte o tür yani depremle ilgili çalışmalar yaparlarken aynı zamanda bu koronavirüsü başlamıştı içinde bununla ilgili tedbirleri de almaya başlamışlardı. Orada ifade edilmişti. Onu da söylemiş olalım. Şimdi buradan şuraya gelmemiz lazım. Çok güzel. Sadece Fahrettin Koca'nın başarısından ya da ön almasından değil, aynı zamanda koskoca bir sağlık sektöründe çalışan doktorlarımız var. Ben bugün Samatya Hastanesi'ndeydim. Samatya Hastanesi ki herkesin gittiği geldiği bir hastane Fatih'te. Bir panik yoktu. Bak, bu çok önemli bir şey. Yani hastane bildiğim herkes var. Her tür hasta var. Hatta beni karşılayan arkadaşımız, onu ziyarete gitmiştim. Dedi ki biraz önce ben bu enfeksiyon hastalıkları bölümünden geliyorum. Hani orada herkes maskeli mi, nasıl durum diye baktım. Hayır, herkes işinde gücünde sakince.
Şimdi bunun altını çizmekte fayda var. Peki. Oradan sorunuza geleceğim. Sorunuz neydi? Dediniz ki bugün bakıldı. Görüntüler size de geldi, bize de geldi. Gelmedim, raflar boş. Raflar İsraf ediyorum, ben de almaya gittim. Şimdi ama burada boştu. Şöyle de bir şey var. Evet. Tam da oraya geleceğim. Bakın, bu koronavirüsüyle mücadele noktasında bizim konvansiyonel medyamız başarılı. Yani televizyonlarımız, haber televizyonlarımız, genel tematik kanallarımız, liste kalan major kanallarımız çok başarılı. Senkronlu bir şekilde yayıncılık yapıyorlar. Bunu, gerçekten bu takdire şayan. Yani medyamız siyasette de bir birliktelik oldu. Bahsettik, biraz önce konuştunuz yani. O bazı değerlerde bir araya gelmekten bahsetti Musavat Bey. Çok değerli bir görüş. Burada da bu virüsle mücadele ve toplumu, milleti doğru bilgilendirme konusunda televizyonlarımız son derece başarılı. Yine gazetelerimiz de başarılı. Gazetelerimize ait ya da televizyonlarımıza ait internet sitelerinde de bu başarıyı görüyoruz. Bakın. Ama pardon, bir şey sorabilir miyim? Gazetelerin hepsini katamayacağımı söylüyorum. O zaman televizyonların hepsini katamayacağımı ben devam ederim. Hayır ama yani hiçbir televizyon kalkıp da Sağlık Bakanı bu işi yapamıyor. Kalkın bakın Hasan Bey, milletvekilliği yapmış. Bir dakika, böyle söylersen ay böyle hepsi başarılı değil. Başarılı değil efendim ya. Sözünüzü kesmedim. Eksiği olabilir miyim? İnsanı ona işaret edecekti. Rica ederim, buyurun. Yani onun katılın, hepsi başarılı değil yani. Bir yere geleceğim, merak etmeyin. Merak ettiğim yok, merak etmiyorum. Bir yere geleceğim. Uhuletle, suhuletle dinliyorum efendim. O zaman yani CHP'li bir şahsın da Twitter hesabında yaptıklarını biliyoruz değil mi? Nedir o? Nedendi? Gecenin bir yarısında açıklama yaptı. Sağlık Bakanı niye yaptı? Çünkü IMF 50 milyar dolar para verecekti bu mücadele yapan ülkelere. Bunun için pahalı bir açıklama yaptılar. Haklı Selim'i konuşuyorum ben. Ya ben de sanırım haklı ben bunu diyebilirim. Siz de diyeceksiniz. Ben şimdi devam ben haklı Selim'i konuşuyorum. Tamam, ben devam burada yapılanlar devam doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Tamam, haklı Selim'i konuşacağım. Benim ama senin konvansiyonel medyanın hatasından dolayı sile bakmayacaksın tabii. Merkez medya diyelim belki daha anlamlı olur. Dışındaki bizim bir gaya kuyumuz var. Sen fikrinden yani, vazgeçme ya. Hayır hayır geçmiyorum. Yani ben fikrimi de savunabilirim Mesut Bey, merak etmeyin. Ama şöyle bir sorunumuz var. Gaya kuyusu bir sosyal medya dediğimiz ve denetlemenin, takip etmenin çok da zor olduğu bir sahamız var. Ve bu o sahada insanları paniğe sevk etme, galeyana getirme, olmayanı olmuş gibi gösterme, başaran acayip bir bence algıyı yönetebilen ve burada oluşturulan farkındalığı kesinlikle yaralayan bir takım çalışmalar var. Bu bilinçli ya da bilinçsiz. Yani bunu takibi bize düşmez. Elbette onun yapacaklar var. Ama orası sorunlarımız ve biz koronavirüsü meselesinde çok ciddi bir ilerleme kaydetmişken, kendimizi de bir şekliyle kontrol etmişken o alandaki kontrolsüzlük bizim bugün işte o görüntünün çıkmasına sebep oldu diye düşünüyorum. Çünkü Sağlık Bakanlığı cümlesi nedir? Size bir haber söyleyeceğim ama korkutucu bir haber değil bu. Üzücü bir haber, korkutucu bir haber vermeyeceğim. Bu çok değerli bir şey. İkincisi, bugün yine Sanayi Bakanımızın açıklaması. Kardeşim biz tedbirlerimizi alacak. Önce iç piyasadaki şeyler karşılanacak. Maskeden başlayıp bütün gıdaya kadar. Bunu açıklıyor. 2180 soruşturma devam ediyor. Evet, yani bunu açıklıyor. Devlet devletini yapıyor. Vatandaş vatandaşını yapıyor. Ama aradaki bir takım parazitler, sosyal medya kastrek söylüyorum. Troller. Yani ne dersek yani diyebiliriz, her şey diyebiliriz. Troller. Toplumun sinir uçlarına dokunarak burada bir pozisyon alıyor. Bu da bizim toplumumuza şöyle yansıyor. İşte bir marketin rafları boşaltılıyor. Bir şey daha var. Bakın ben Fatih'te oturuyorum. Onu da kabul etmiyorum. Ben gördüm. İşte şu semtte mallar tükendi. İnsanlar saldırdı. İşte efendim talan etti marketleri. Bilmem öbür semtte tevekkülden dolayı kimse işte malları bu kadar almadı. Bu da yanlış bir şey. İnsanlar o panik anında ya da panik değil. Normal ayrıştırma bir ayrıştırma çıkarmaya çalışıyor. Tabii ki. Ya, bakın, buradan, dikkat çekiyorum. Evet. Bakın ona dikkat çekiyorum. Ben anladım. Israrla söylüyorum. Benim oturduğum semtle ilgili de ne yok? Hayır, herkes tevekkül etti. Bakın işte marketler hınca hınca malzeme dolu. İşte bilmem başka bir semt. Onu söylemiyorum. Söylemiyorum. Bilmem başka bir semtte insanlar oraları... Hayır. Bunun da maksatlı olduğunu düşünüyorum. Bunlara dikkat edersek bence bunu yönetiyoruz. Yönetiyorlar.
Yani bu bence çok da başarılı bir yönetim. Elbette bu başımıza gelecekti, bekleniyordu, olabilecek. Ama en az zayiatta atlatmanın yoluna bakmak lazım. Peki, geçmişte konuşabiliriz belki. Geçmişte çok daha büyük kapkara 50-60 milyon insanın öldüğü dönemler geçmiş bu dünyada. Dolayısıyla bunun da gelip geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Peki Berhan Bey, itirazını alayım, bir reklam için. İtirazlarım var. Koronavirüsünü de böyle ortadan bölünmeyelim Allah rızası için. Bu dünyanın başına gelmiş büyük bir felaket. İşte biraz önce anlatıyorum. Akit gazetesi diye bir gazete var. Bu gazete falan filan da değildir. Sen kalkacaksın, İran'dan gelecek diyeceksin. Yurt dışı yasağı var. Şimdi Akit Selim'e savunmak mecburiyetinde değiliz. Yalnız savunulmaz Hasan Bey. Şimdi burada yapılması gereken gerçekten şu ana kadar doğru düzgün bir şekilde yönetildi. Şu ana kadarını söylüyoruz. Ama burada akıl yürüdüğü için. Yani AKP'lidir, benim atadığımdır, şudur budur demeden çok değerli, benim de tanıdığım isimleri bahis değil, birçok bilim insanı bilim kurulunda yer aldı. Yani bunlar AKP'ye oraya buraya oy veren değil. Bu ülkenin değerleriydi. Hepsinin emeğini, aklını almış oldukları... Bunun için niye siyaset yapmak ihtiyacı hissediyorsunuz Berhan Bey? Neden siyaset yapmak ihtiyacı hissediyorsunuz? Yani sorduğunuz mesela pozitivizmi kutsama üzerine sorduğunuz siyaset geliştirmeye niye ihtiyaç duyuyorsunuz? Hayır, sorduğunuz cevap değil mi Hasan Bey? Şu ana kadar hukuk fakültelerinin 40 küsüründe hukukçu olmayan dekanlar var beyefendi. Bu hükümet atadı. Ben de diyorum ki bakın, bunları rektörleri kendine göre atıyorsun. İlk defa bilim adamlarından A, B, C partili demeden huzurluyum ben. Keşke hepsini böyle yapsak. Şu ana kadar bir sıkıntı gözükmüyor. Ama bundan sonraki sıkıntı hem ülkemiz için hem dünya için. Sosyal olarak, ekonomik olarak ve sağlık olarak büyük bir sıkıntı var. Büyük bir şans yaşıyoruz şu anda. Suudi Arabistan'da Rusya kapıştı. Petrol varili 30 dolara indi. Şimdi bu Türkiye için cari açığı kapayabilmek adına çok değerli bir hadise. Ama bunun yanı sıra da %52 ihracatımızı Avrupa'ya yapıyoruz. Mesela İtalya ile olan ihracatımız 19 milyar. Yani 10 küsür milyarlık ithalat yapıyoruz ve ihracat yapıyoruz. Şimdi rakamlara bakıyorum, bugün gelirken de baktım. İran'dan 2 milyon turist geliyor. Çin'den 480 bin turist geliyor. İtalya'dan 380 bin turist geliyor. Bu hesaplara da umut ederim ki düşünülecektir. Ama bunun yanı sıra da tek ricam şu. Yani ben Fahrettin Bey'e de diğer ilgililere de buradan seslenmiş olayım. Gerçekten çocuklarımızla ilgili, ailelerle ilgili sıkıntılar var. Panik içindeler. Size katıldığım tarafın işini söyleyeyim, mutlu olun. Gerçekten bu sosyal medyada hiç de insanlık adına faydalı olmayacak bir çöplük halinde haberler yayıyorlar. Bunu doğru yönetmek lazım. Bunları yayanlar unutmasın ki kendi çocukları da var. Ha, bu iktidar bugüne kadar her söylediğini yapabildi mi? Beyefendi iktidara geldiği gün, beraber vekildik, 3Y ile geldi. Yasaklar dedi, yolsuzluk getirdi. Şu an yasaklar da duruyor, yolsuzluk da büyüdü. Efendim, yoksulluk da almış başını gidiyor. O ayrı bir şey. Ama bugün bunu konuşmaya gerek yok yani. Peki, bir itirazınızı az çok kısa alayım. Çünkü yani araya gidip şöyle, şimdi, siyaseti konuşacağız. Yani Akit Gazetesi'nin ismini zikrederek söyledi de, o bahsettiği haber Akit Gazetesi'nde değil. İnternet sitesinde çıktı. Akit'in internet sitesinde. Evet, onu söylüyorum. Şimdi bir gazetenin böyle bir yani... Peki neden yaptı bunu? Neden yaptı? Bilemiyorum ama doğru, ben de sana katılıyorum. Yanlıştı. Tamam. Fakat bir yanlıştan dolayı Akit Gazetesi gazete değildir demek de yanlış. Arkadaş, bir nasıl sen oranın geneliye... Bakın, ya aynı şey bak, Cumhuriyet için hayır, söyleriz. Bakın başka bir şey. Şu anda Barış Terkoğlu'nun başına gelene bak. Barış Pehlivan'ın başına gelene bak. Bak şimdi bak, ayrı bir şey. O mevzu ayrı. Hülya Kılınç haber yapıyor. Haber yapıyor. Haber müdürü. Berhan Bey kardeşim. Araya verelim, siyaseti konuşacağız. Sen gel Resul Bey. Akit'in genel yayın yönetmeni yok mu? Dolayı, olur mu öyle şey ya? Bütün gazeteyi töhmet altında bırakmak. Benim genel yayın yönetmeni var diyorum. Haber müdürü var. İnterneti ben... Şöyle yapalım. Bir araya verelim. Gördüm yani. Böyle bir şey olur mu Allah aşkına? Devam edeceğiz. Demokrasi ve Atılım Partisi tabelaya astı. Ne olacak? Siyaset nasıl etkilenecek? Verdik arayı.
Efendim devam ediyoruz. Siyaseti konuşacağız şimdi. Musavat Bey size devam edelim. Şimdi Ali Babacan, Sayın Babacan Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi'ni kurdular. Tabelayı astılar ve bugün de kamuoyuyla paylaştılar. Bazı detaylar var. Onların hepsini de konuşacağız ama şöyle başlayalım. Hem Sayın Babacan hem Sayın Davutoğlu muhalefet partileriyle aşağı yukarı aynı eleştirileri yapıyorlar. Yani parlamenter sistem vurgusu, kuvvetler ayrılığı vurgusu yapıyorlar. Başka noktalarda da ciddi aynı benzeşiyor, örtüşüyorsunuz daha doğrusu. Ne dersiniz? Yani Millet İttifakı'nı genişletme çabaları içine girildiğinde tekrar bir seçim olduğunda ya da Millet İttifakı genişleyecek mi? Bunları... Deva Partisi, Gelecek Partisi'ni kapsayacak mı sizin ittifakınız? Bir kere ben pozisyonum, taşıdığım siyasi kimlik icabı, bu soruya direkt cevap veremem. Çünkü biliyorum. İYİ Parti'de... Ben sizin şahsi fikrinizi söylüyorum. İYİ Parti'de bu kabil kararları yetkili organlar alıyor. Doğru, peki. Ayrıca çok erken. Yani partiler yeni kuruldu. Hayırlı hem olsun Davutoğlu'nun diyelim Sayın Babacan'a. Hem Sayın Babacan'ın partisine de hayırlı olsun diyorum. Yani programlarını inceleyemedim ben bugün. Sayın Babacan'ın program ve tüzükle ilgili yaptığı konuşmanın bir kısmını dinleyebilme imkanına sahip oldum. Ama işte anayasa, birlikte yeni bir anayasa, kuvvetler ayrılığı, güçlü parlamenter sistemin tesis edilmesi gibi birçok noktada yani, örtüşüyorsunuz aslında. Hoş gelen, kulağa hoş gelen ifadeler var. Tüzükte de bir takım farklılıklar var. %35'lik kadın kotasından bahsediliyor. Hı hı. Biz partiyi kurarken de %25'lik bir kadın kotası koymuştuk. Bizim kadın da değil bizimki, cinsiyet kotasıdır. Dolayısıyla bu partilerin kurulmuş olmasını demokrasimiz açısından bir zenginlik olarak Sayın Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın genişlemesinden bahsediyordu ya, genişler mi peki? Vallahi diyorum ya, çok erken konuşmak için. Şimdi bir taraftan parlamenter demokratik sistemden başlayacağız. Öbür taraftan ittifakları güçlendireceğiz. Eğer parlamenter demokratik sisteme geçiş söz konusu olur ise ittifakın konuşulması anlamını yitiriyor. Siyasi partiler kendi seçimlerine kendi tabelalarıyla birlikte girecek. Bu sistem değişikliği zorladı ittifakları ve dolayısıyla da ittifaklar üzerinde konuşup duruyoruz. Doğaldır ama siyasi partilerin iddiası parlamenter demokratik sisteme geri dönüş ise bunu konuşmak bugün itibariyle yani erken oluyor. Çok da bana sorarsanız yerinde görmüyor. Peki Deva Partisi olarak adlandırıyorlar. Demokrasi ve Atılım Partisi AK Parti tabanında karşılık bulur mu sizce? Kimden oy alır? Vallahi şimdi Sayın Babacan da Sayın Davutoğlu da, Davutoğlu'nun başbakanlığı da var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde önemli görevler üstlenmiş insanlar. Hı hı. Hatta bu sürece Abdullah Gül Bey'in de, eski Cumhurbaşkanımızın da adı dahil ediliyordu. Sonradan bir takım şeyler yine kamuoyunu meşgul eden spekülasyonlar da var. Hangileri mesela? Abdullah Gül'ün bu konunun dışında kaldığına dair. Şimdi yakın zaman içerisinde bir seçim olmadığı için ona uygun bir yol haritası tanzim etmek şey değil, çok bence doğru değil. Ben şunu söyleyebilirim. Yani İttifakın genişlemesi sizin elinizi güçlendirir mi? Yani bu yeni partilerin kuruluyor olması, Millet İttifakı'na katılır ya da katılmaz. Şimdi bu kabul... Sizin elinizi güçlendirir mi? Siyasi partilerin, siyasi partilerin durumuna bağlı. Yani biz Adalet ve Kalkınma Partisi gitsin de kim gelirse gelsin diyen bir siyasi parti değiliz. Biz bir seçim işbirliği yaptık Cumhuriyet Halk Partisi ile. Dolayısıyla hem genel seçimde sistemden kaynaklı bir mecburiyet söz konusuydu yaptık. Hem de genel seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin demokratik yol ve yöntemlerle siyaseten mağlup edilebileceğini göstermek için yaptık. Şimdi vasatın doğru değerlendirilmesi lazım. Yakın takvim içerisinde seçimden bahsedilmiyor. Yani Millet İttifakı'nda olmayabiliriz. Şartlar ve koşullara mı bağlı diyorsunuz? Ya Millet İttifakı'nı biz yaptık ki geride geçti, bıraktık. Geçti bitti artık. Yani Millet öyle İttifakı mi yaptık? Yarın önümüzdeki seçimler siyasetteki bu çeşitliliğe bağlı olarak neyi getirir? Bu konuyla ilgili yetkili organlarımız hangi kararları alır ve uygulamaya sokarız?
Bunun zamanı gelecek. Bu ileride AK Parti ile ittifakı da beraberinde getirir mi? Bir dakika ben soru. Bu ileride AK Parti ile beraber ittifakı da getirir mi? AK Parti, şimdi bizim Parti bu konuyla ilgili şeyimiz şu, duruşumuz şu. İktidar partisi şayet parlamenter bu kendi içinde garabetler barındıran Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kurtulmak yolunda bir reçete tanzim eder. İyileştirilmiş, denge denetim mekanizmaları güçlendirilmiş, parlamenter demokratik sisteme geri dönüşle ilgili siyasi partilere çağrı yaparsa, bu bir seçimden önce gerçekleşirse ona uygun bir yol haritası. Biraz hazırlıklar yapıldığı da iddia ediliyor bu arada, biliyorsunuz. Ya olabilir, bu çeşitlilikten, bu çeşitlilikten, bu siyasi çeşitlilikten. Kulağınıza geldi mi bu şey? Gayet tabii geliyor. Siyasi çeşitlilikten beslenmek isteyen alanlar oluşabilir. Hı hı. Ama bu parti Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iki bakanı tarafından kurulmuştur yeni partiler. Hem Deva Partisi hem de Gelecek Partisi. Dolayısıyla ilk bakışta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin türeviymiş gibi de algılanabilir. Yapılacak işler, geliştirilecek söylemler, gerçekleştirilecek faaliyetlerin ne olduğuna bakmak lazım. Ama sevindirici bir taraf var. Halkın önüne farklı seçenekler geliyor artık. Ve dolayısıyla bu demokratik zenginlikten de demokrasimiz güç bulur, güç kazanır diye umut ediyoruz. İttifakları şekillendirir galiba. Ben onu hemen Sami'ye dönmek istiyorum ama. Şimdi çok net söylüyorum. Şimdi anladım. 25 tane parti kurarsınız. 25 tane partinin alacağı oy oranı %2,5 civarında falan görünür. Ama arkanıza 25 partiyi aldığınızı iddia edebilirsiniz. Yani anladım. Bu çeşitlilikten bir siyasi işte beklenti oluşturabilme şansınız olur. Ben diyorum ki çok erken konuşursak, hem de çok konuşursak çok lafın içine hata bulaşır. Biraz görmek istiyorsunuz. Hata bulaşır. Evet, yani onun için bir görelim, programlarını bir inceleyelim, Türk milletine vaatlerine bakalım. Ayrıca şunu söylüyorum, partiler şahıslar tarafından kurulur zannedilir ama partileri millet kurar. Sayın Akşener de sizin gibi mi düşünüyor? Yani Sayın Genel Başkanımızla görevimiz icabı o kadar yakın ve o kadar sık istişare ediyoruz ki evet, bu alanda sordum. Bir çelişki olabileceği kanaatini taşımıyorum. Anladım. Ama onun adına söylemiyorum. Yalnız şunu söyleyeyim. Söyleyeyim. Yeni parti kuran bir yapıyız. Biz yani 2,5 yıl falan oldu bizim. Hatta işte 25 Ekim 2017. Parti kurmanın, parti yaşatmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Herkes zanneder ki partileri şahıslar kuruyor. Hayır, partileri millet kuruyor ve millet yaşatıyor. Eğer milletin kurduğu bir parti ise, arkasında millet desteği var ise, milletin yaşatma iradesiyle şayet kurulmuş ve varlığını sürdürecekse, o zaman değerlendirmelerimiz de önümüzdeki günlere kalıyor. Hasan Göreceğiz, Bey ne bakacağız. Dersiniz? Hem Gelecek Partisi, Deva Partisi, bu arada yayın arasında da konuştuk. AK Parti'den yeni parti kurulacağını ilk siz yazmıştınız galiba, evet. Değil mi? Onu da hatırlatmıştınız bana. Evet. Ben de hatırlatmış olayım ekranda. Peki Gelecek Partisi ve Deva Partisi ittifakları nasıl şekillendirir? Sonra diğer başlıklara geçeceğim. Şimdi tabii biraz geçmiş, çok kısa. Geçmiş hatırlamakta fayda var. İki parti kuruldu yani artık hayırlı olsun. Yani bu Türk siyasetinde çok parti biliyoruz. Sayın Babacan'ın partisi de hayırlı olsun. Hı hı. Ama şunu hatırlamakta fayda var. Musavat Bey'in partisinin genel başkanı Sayın Meral Akşener bir konuşmasında aynen şöyle demişti. Bizim Millet İttifakı olarak ne yapsak oy alamadığımız bir kesim var. Muhafazakar kesimden AK Parti'ye oy veren bir kesim var. Oradan oy alamıyoruz. Sayın Davutoğlu'nun ve Sayın Babacan'ın kuracağı partilerle oradan oy alabiliriz. Şimdi bunu şurada tutacağım. Hayır öyle söyleme. Ben o açıklamayı size öyle bir açıklamam. Ama bak. Yazdım şimdi benzer bir açıklama. Benzer bir açıklama ama şu. Yani biz oralardan oy alamıyoruz. Davutoğlu ve Babacan sayesinde alırız denmiyor. Şimdi o bir dursun. Neyse onu da bulalım da ama işte bir dursun derken. Hayır ben. Aynı kapıya çıkan bir beyanat. Şimdi, hayır. Ben puzzle'ları bir araya getireceğim. Sonradan itiraz edin. Bu burada duruyor. İki, çok yakın bir geçmişte. Daha yeni. Pervin Buldan, HDP eş başkanı Sayın Buldan tuttu dedi ki tam da kongreye gidecekleri hafta bir dakika dedi CHP biz artık tabanımızı anlatamıyoruz. Şeffaf bir ittifak istiyoruz. Çünkü tabanımız bunu bizden istiyor.
biz bir defaya mahsus olarak, bir defaya mahsus olarak yerel seçimlerde sizinle beraber hareket ettik. Zımni ittifak yaptık. Bunu alenileştiremedik. Ama tabanımız diyor ki hayır, artık şeffaf ittifak yapın. Hani o CHP'nin hep itiraz etti. Hayır, biz HDP'li ittifak yapmadık. Biz de konuşmuştuk, programda evet, tartışmıştık. Evet. Bunu söyledi. Aynı kişi, aynı siyasetçi, aynı HDP'li eş başkan hemen kongrede de, yani 3-4 gün sonra da kongrede de dedi ki bu ittifak öyle bir ittifaktır ki Cizre ile Gezi'nin ittifaktır. Karşınızda öyle bir ittifak var ki Cizre ile Gezi'nin ittifak var. Şimdi bu iki tablodan görebildiğim şu. Zaten bundan sonra İYİ Parti'de bir takım şeyler oldu. Nasıl diyelim, ayrılmalar oldu. Mesela İsmail Ok, Sayın İsmail Ok, Balıkesir Milletvekili istifa etti. Evet. İstifa ederken de iki önemli argümanı vardı, eleştirisi vardı. Bunlardan bir tanesi, dedi ki emperyalist Sorozcular İYİ Parti'dedir. Evet. İfadesi bu. İkincisi, bu da önemli. Bu da öyle değil ama bakın, yanlış söylüyorsunuz. Şöyle ben birebir keşke yani okuyabilirim. Yani İYİ Parti'de Sorozcular var demedi. Ben her iki açıklama tamam varsa editör arkadaşım tamam, bakıyor şimdi. İkincisi, Haluk onların istediğini gönderecek. Dedi ki bu Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'a gitti. O PKK ile iltisaklı olduğu için görevden alınan belediye başkanlarını ziyaret etti. Ben bundan çok rahatsız oldum. İfadesi bu şekilde. Bundan önce de zaten bir Antalya milletvekili istifa etmişti. Şimdi anladığım kadarıyla şöyle bir tablo çıkıyor. AK Parti'ye geçti. Musavat Bey'den de o izlenimi aldım. Onu da söyleyeyim. Hangisi? Dedi ki Musavat Bey biraz önce Millet İttifakı olmuştur ve bitmiştir. Biz seçim ya ittifakı öyle demedim. Ben öyle bir şey dedim öyle ya. Öyle bir sonuca çıkıyor gibi ya algılandı ama evet. Ama ben öyle demedim. Ben hüküm cümlesi kullanmam. Hayır, seçim oldu, Millet İttifakı'ydı bakın, dediniz bakın, mi? Bakın, aynen şunu söyleyeyim. Buyurun tekrar edin cümleyi lütfen. Efendim. Ben yanlış anlamıştım. Sistemden kaynaklı olarak zaten genel seçimlerde bir ittifak modeli ortaya çıktı dedi. Daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçimlere bağlı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin demokratik yol ve yöntemlerle yenilebileceğini gösteren bir seçim işbirliği gerçekleştirdik tamam, dedim. Tamam. Yani aynen tamam, bunu söyledim. Peki devam edelim. İttifakın, ben şöyle düşünüyorum. Millet İttifakı'nın hatta buna da tek haliyle, başıma karar verecek tamam, yerde değilim dedim. Bu haliyle devam etmeyeceğini düşünüyorum. Gözlemlerim bu yönde. Gelen bilgiler de var mı? Biraz bilgilerle de konuşalım. Sağda yeni bir ittifak arayışının olduğunu düşünüyorum. Sağda yeni bir ittifak arayışı var. Yok ben içinizdeki tek siyasetçi olmayan herhangi bir siyasi parti üye değilim. Estağfurullah canım, hiç ne alakası var. Hiçbir zaman milletvekilliği yapmadım. Sayın Öztürk o zaman Gelecek Partisi, Deva Partisi İYİ Parti'nin içinde oldu ama Kılıçdaroğlu pardon Sayın Kılıçdaroğlu devam edeceğim. Evet tamam devam edelim. Buraya mutlaka Sayın Kılıçdaroğlu'nu da koymamız lazım. Onun da ısrarla altını çizdiği bir ifade var. Diyor ki artık burada ideolojiler değil, demokrasiden yana olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılacaktır diyor. Şimdi mahsurlu ama, mu? Efendim? Mahsurlu mu? Ya bu ben bir tespitte bulunuyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun cümlesini söylüyorum. Çok da eleştirdiğim birisi, onu söyleyeyim ben. Siyasetçi olarak eleştirdiğim birisi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştireceğim de belki biraz sonra ama ben şimdi puzzle'ları böylece yerleştirdim. Tamam, ittifak meselesini konuşalım. Şu çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bugün diyor ki yeni kurulan parti için, Ali Babacan'ın kurduğu parti için. Aynen diyor ki Türkiye'de sırf AK Parti'ye ve şahsıma düşmanlığı nedeniyle her meselede karşı tarafın safında yer alan bir kesim var. Şimdi böyle bir durum var. Yeni diye ortaya sürülen her sözde her söz doluşum sadece AK Parti'ye duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor, başka bir işe yaramıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Karşılarında bir AK Parti MHP ittifakı var ki bu ittifak eleştiriliyor. Cümleden dolayı eleştiriliyor. Mezara kadar dedikleri için eleştiriliyor. Bir ittifak var. Bunun karşısında da %50 artı 1'i nasıl elde ederiz diye değişik varyasyonlar deneyen yeni ittifak araçları var. Ben Sayın Babacan'la Sayın Davutoğlu'nun ya İyi Parti ile beraber sağda bir ittifak, Saadet Partisi'ne dahil ederek yapmak istediklerini... Gelecek Partisi dahil ediyor musunuz buna? Gelecek Partisi, tabii, dahil ediyor. Ayı Babacan beraber. Ya da Millet İttifakı'nın HDP'ye başka bir formül bularak yeniden şekilleneceğini düşünüyorum. Ama bana daha görüşünü ifade ediyor. Tabii benim daha çok
üzerine durduğum konu sağda yeni bir ittifak arayışı. Çünkü CHP ile HDP bana gönderdi son cümle. CHP ile HDP'nin bundan sonraki şeffaf ittifak yapma süreci o sağdaki ikinci ittifakı şeklini belirler. Yani sağda işte İYİ Parti'nin, İYİ Parti'nin, Gelecek Partisi'nin ve Deva Partisi'nin ve Saadet'in içinde olduğu bir ittifak. Solda da HDP ve CHP'nin beraber olduğu bir ittifak olarak ittifakların şekilleneceğini düşünüyorsunuz. Sayın Akşener'in açıklamasını sevgili Muharrem Sarıkaya yazmış köşesinde. Arkadaşım gönderdi Haluk. Eksiğimiz muhafazakar dindarlara ulaşmakta yaşanıyor. Çünkü Erdoğan aramıza kalın bir duvar koydu. Babacan ve Davutoğlu'nun partisi bu açıdan muhafazakar dindar seçmene çabuk ulaşmayı kolaylaştıracak yapılar olacak. Çünkü onlar arasında bizim gibi duvar öremez. Babacan ötekine rahat ulaşabilmeyi kolaylaştırır ki bu bizim için çok önemli. Tarih ne zaman? Ne zaman arkadaşlar? Muharrem abi ne zaman yazmış? Ağustos ayında yazmış. Bu sayın Sarıkaya'nın seçimlerden sonra yazmış. Yorumu. Seçimlerden sonra. Genel başkanın Sayın Meral Akşener'in ifadesini. Aynen. Yorum değil efendim. Sayın Akşener'le yapılan. Buradaki şey şu, bakın yani. Bendeki şey de bizim açımızdan yeni partiler olumlu. Ulaşamadığımız kesime ulaşmamızı kolaylaştıracağı için Babacan ve Davutoğlu hareketini olumlu buluyorum. Bizden oy koparacaklar diye endişe etmiyorum. Çünkü İYİ Parti seçmeninin özelliği var. Zikzak politikası istemeyen, inandığı doğrultuda sürmesini talep eden bir seçmen profili diyor. Sayın Sarıkaya da Sayın Akşener'den köşesinde. Siz oradan var mı? Sarıkaya'dan okudunuz. Sizin için ama şöyle yapıyoruz. Bir ara veriyoruz. Hep onu da konuşacağız. Öte yandan Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu'na işte eğer konuşacaksan bazı açıklamalar yapacaksın. Aday ol. Ben de ona göre bileyim senin karşımda kim olduğunu şeklinde açıklaması var. Bu da ne anlama geliyor? Onu da konuşacağız. Ama şu da önemli tabii. AK Parti'den iki parti doğdu. Bir Gelecek Partisi ve Deva Partisi. Bu AK Parti'yi nasıl etkiler? AK Parti tabanından oy alabilecekler dört mi? Dört parti doğdu daha önce, iki tane doğdu, öldüler onlar. Peki, bunların aynı şey olacağını düşünüyorsunuz. İkincisi, yok konuşacağız. Öyle mi? Peki, merak ettim. Bir ara verdik, konuşuyoruz zaten. Devam ediyoruz. Siz de devam edelim Berhan Bey. Ben, Sayın Babacan'ın partisini kurması, ittifakları nasıl şekillendirir? Hemen onu, o konuya gireceğim. Yalnız gerçekten çok önemli. Sayın Hurşit Tolon Paşa'ma teşekkür ediyorum. Bir mesaj atmış. Selam gönderiyoruz. Buradan saygılarımı ileteyim. Diyor ki bu işin en önemli hadisesi bizde kıraathane, kahvehane kültürü vardır. Buralarda da bu önlemlerin alınması gerekiyor. Koronavirüs için. Çok önemli. Evet. Bir de çok sevgili kardeşim Can Selçuk'u İstanbul Ekonomi Araştırma'nın iki gün önce yayınlamışlar. Pekala aşı çıkarsa olur musunuz? %55.8 evet diyor. Çok ilginç. 44 de hayır diyor. Bu arada kolonya üzerinden de bir polemik görüyor sosyal İlginç medyada. Ya. Beyaz Türkler kolonya kullanmıyor. Yani şimdi her şey... bizim Tokatlılar koronavirüsün tek çaresi Tokat kebabıdır diyorlar. Öyle. Efendim siz kolonya kullanın. Her şeyden elinizi önce... yıkayın, dezenfektan kullanın. Ama şeyden... beslenmeye de dikkat edelim ama. Evet. Tokat kebabı da güzel bir tabi. Beslenme, evet. Dengeli beslenme. Kesinlikle. Her şeyden evet. Önce Babacan'ın Deva Partisi hayırlı uğurlu olsun. Bugün ben bir konuşmasını şöyle okudum ve bazı notlarda çıkardım. Bir kere önemli yerlerin altını çizmişler. Kamu ihale kanunu tümüyle yenileyeceğiz diyor. AKP iktidarı döneminde 18 yılda 240 kez değişti. Adamına göre ihale kanunu yaptılar. Bu Türkiye'de büyük bir vakadır yani. Beğendiniz. Çok önemli. Güçlü sürdürebilir, kapsayıcı bir büyüme stratejisi diyor. Zamanında bize yaptırmadı diyor. Kim yaptırmadı? Ben değildim. Yaptırmayanın kim olduğunu herkes biliyor. Ben yaptığım oldu, ben istiyorum olsun, büyük projeler böyle yapılmaz diyor. Bu da çok doğru. Önemlisi her gelen bunu söyler, yüksek giriş sınavlarında yılda bir defa diyor ve göçü kaldıracağız diyorlar. Kolektif ve bağımsız bir
Türkiye bir sanatçı olarak bunu söylüyorum. Telif Ajansı, bunu da çok değerli buluyorum. Vekilliğim döneminde çok emek vermişimdir. FETÖ'ye taviz vermeyeceğiz. En önemlisi de şudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün ile ilgili mesajı, Türkiye Cumhuriyeti dönemi diplomasisine yön vermiş olan, devlet kurmuş Mustafa Kemal Atatürk'ün iç barış ile dünya barışını bağdaştıran şiarın bugünün koşullarında geçerliliğini muhafaza etmekte olduğuna inanıyoruz. Yukarıdaki ilkeler doğrultusunda küresel bölgesel meselelere bakacağız. AKP ile ilgili eleştirisi de kendine göre ne yazık ki çıkılan yol ile bugün gidilen yol birbirinden farklı. Çok doğru. Biraz önceki konuşmamın dahilinde de bunu söyledim. O zaman vekildik. Resul Bey de 3Y ile geldiler. Yasaklar, yolsuzluk, yoksulluk. Yasaklar 17.406 kişi 299'dan dolayı Recep Tayyip Erdoğan'a laf etmiş diye dava açılmış. Ahmet Necdet Sezer döneminde 11. Bir böldüm çarptım, günde 12 kişi Recep Tayyip Erdoğan 299'a göre ne yapıyor? Recep Tayyip Erdoğan dava açıyor. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı tabii tabii. 299 olduğuna göre öyledir. Ben saygısızlık yapmam. Onu da bilirsin, oturduğu kendi şahsıyla alakalı olmasa da Vassal, makamına şahsı duyarım. Beni terbiye etme Resul. Ben terbiye etmiyorum. Senin için kerameti kendinden menkul birisi olabilir. Benim için bir fani, Cumhurbaşkanı olmasına da makamına da saygı duyarım tabii ki. Dün bir televizyon programındaydım. Makamına laf ettirmem. Onu biz biliriz. Onu biz biliriz. Peki. Ama Cumhurbaşkanı da, Cumhurbaşkanı da şunu bir müsaade et. Resul Bey bir dakika. Cumhurbaşkanı da bu ülkenin gene ana muhalefet partisi liderini edeceği lafları öğrensin. Öğrensin, öyle yok. Önce ana muhalefet lideri öğrensin. Cumhurbaşkanı. Ben müsaade edin şurayı anlatayım. Kullanacağı şurayı anlatayım. Öğrenmeli. Şurayı anlatayım. Ama Cumhurbaşkanı cevap verdiği zaman pekala, nasıl? O zaman burayı konuşayım. Bize müsaade. Evet, Cumhurbaşkanı evet. o kadar alışık ki bu Afrin hadisesinden sonra Aydınlar bir bildiri yayınladı. Aydınlar'a neler dedi? Ettiği laflar şu Aydınlar'a. Efendim, vicdansız, hain, efendime söyleyeyim, ahlaksız, adi, terör yardakçıları dedi Sayın Erdoğan. Aydınlar mahkemeye gitti. Bir kuruşluk dava açtılar. Şimdi Engin Özkoç'a dava açılıyor. Engin Özkoç'a davayı savcı aşamaz. Neden aşamaz? Anayasa 83 Taksim 1 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bulunduğu alan içerisinde. Bahçede, grupta, mecliste, toplantı odasında kürsü sorumsuzluğu vardır. Bir kere savcının yaptığı yanlıştır. Ve bunu Sayın Şentop'un meclis başkanı olarak kabul etmesi daha yanlıştır. Bakın çok ilginçtir. Aydınlar 1 liralık sembolik dava açıyorlar ve Sayın Erdoğan'ın avukatları kendini savunuyor. Sayın Erdoğan bu sözleri nerede söylüyor? Mecliste değil, dışarıda bir yerde söylediği için davayı kabul ediyorlar. Yoksa mecliste söylemiş olsa 83 Taksim 1'e göre olmaz zaten. Şimdi Erdoğan'ın avukatları şöyle söylüyor. Düşünce özgürlüğü, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, düşünce özgürlüğü demokrasinin temel ilkesidir. AİHM'e göre ifade özgürlüğü devletin veya nüfusun bir bölümü için saldırgan, şok edici veya rahatsız edici bilgi ve düşünceler için uygulanır. Bunların çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliğin gerekleridir. Bunlar olmaksızın demokratik toplum olmaz. Ne demiş? Vicdansız, hain, ahlaksız, adi terör yaratıcısı ve beraat etmiş. Şimdi Sayın Erdoğan 299'a sığınarak herkese laf edecek ama kimse bir laf edemeyecek. Buna demokrasi demeyiz. İşte burada da Sayın Babacan'ın söylediği, maalesef diyor, biz ne yazık ki çıkılan yol ile bugünkü giden yol birbirinden farklı. Şimdi meselenin bu tarafına da baktığımızda, İttifak meselesine bakarken şunu hatırlatayım. Buyurun Sayın efendim. Babacan dedi ki, hı-hı, ben yaptım, oldu, ben istiyorum, olsun, büyük projeler böyle yapılmaz arkadaşlar, evet, diyor. Evet, söyledim. İşte toplumsal bir, hı-hı, mutabakat arayışı lazım. Biz bunu sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı da Kanal İstanbul'la ilgili bazı net açıklamalarda bulundu. Sorum şu: Sayın Babacan, önümüzdeki günlerde bir ittifaktan bahsediyoruz ya, bu Kanal İstanbul üzerinden Ekrem İmamoğlu'nu onun yanında görebilir miyiz, ya da Sayın Babacan'ı Ekrem İmamoğlu'nun yanında mı göreceğiz? Hepsini, orada da bir ittifak mı var? Çok küçük cümlelerle toparlayacağım. Tamam, hepsini soruma da yanıt alayım. Tabii ki efendim, tabii ki. Şimdi her şeyden önce şu an anlaşılan hadise şu: Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu'nun, ki bu arada Davutoğlu'na yapılan, size yapılan elektrik söndürülmesinin ötesinden daha büyük bir acizlik, Konya'da
toplantı yapacağı meydana çöp arabalarını getirdiler. Bizim de Antep'te başımıza, başımıza geldi. Bana bunda olacak işler değil. Buna tek adam açmıştır. Parti devletidir. Biz demokrasi arıyoruz. İşte Sayın Ali Babacan, Sayın Davutoğlu ve diğer Millet İttifakı'nın bileşenleri bu ülkede demokrasi arıyor. Bu ülkede güçlü parlamenter sisteme geçiş arıyor. Ve benim anladığım, okuduğum kadarıyla Sayın Babacan'ın da, Sayın Davutoğlu'nun da güçlü parlamenter sistemden yana. Bir kere yola çıkışlarında bu var. Ha diyeceksin ki yarın birleşirler. Birleşemezler. Çünkü öyle kavgalı boşandılar ki çocuk bile olsa bir daha yan yana gelebilmeleri mümkün kimden değil. Kimden kastediyorsunuz? Davutoğlu, Babacan ve Sayın Erdoğan'ın yan yana gelebilmesi yok, mümkün Davutoğlu değil. Yok, Davutoğlu'yla Abdullah Gül'ün bir yere gelemeyeceğinden bahsettiniz. Ben orayı sırayla anlatayım. Ben o ayrı. Peki. O siz daha yakınsınız. Ve derken Resul gibi arkadaşlarım, dostlarım var. Bir arayayım bakayım ne oluyor karşı tarafta arkadaşlarımızla. Şimdi bir kere çok önemli bir Babacan yapı oluşturmuş. Güneydoğu'dan Koçbaşı diyeceğimiz aktörleri almış kurucu olarak. 36 tane, 37 tane galiba kadın ve 16 da genç arkadaşla kurmuş partiyi. Şimdi Gül'e yakın mı değil mi? Ama atladığınız bir şey var. Gül'ün eniştesi Mehmet Tekelioğlu. Bizim dönemimizde de Resul Bey vekildi. Evet. Kurucular kurulunda. Gül'e çok yakın olan Kayseri ticaret var mı kurucular? Tabii var. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gül'e yakın. Var mı? Bir Kayseri benim baktığım öyle abi. Yani. Bakayım da ben olmadığını biliyorum. Olabilir. Dikkat neyse Metin Kilci eski Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gül'e yakın biri, o da kurucu. Şimdi buradan baktığımız. Bunlar hepsi bize ne anlatıyor? Yani bize şunu anlatıyor. Yani Sayın bu meselenin söylemleri bu meselenin içerisinde gözüken Ankara'daki, Ankara'da her gün bulunan Sayın Başkan, ama Ankara'daki tablo şu: 7 Temmuz itibariyle milletvekillerinin 2 yılı bitiyor. 2 yıl bittikten sonra ortaya çıkacak tablo şudur. Hı. Ağır ağır hiçbir parti, şöyle söyleyeyim, ağır ağır yapılan program bu. Eylül'e kadar 3 günde 5 günde AKP'den istifa edecek milletvekilleri var. Bazılarının isimleri de bende var ama söylemem de doğru olmaz. Öyle mi? Sizin sayınız? Tabii yani, tanıdığım arkadaşlar 7 Temmuz'dan yani. Sonra AK Parti. Şimdi buradaki Sayın Babacan'ın partisine geçeceğini mi? Babacan'ın partisine evet. Ahmet Bey'in evet. Sayın Davutoğlu olduğunu mu? Orayla ilgili duymadım. Sayın Babacan'ın partisi. Şimdi buradaki sihirli... 2 yıllık dolmuş. Hocam bakmış süreyi, bana gelen bilgi yanlış olabilir. İlkinde, Tekelioğlu ilkinde vardı. Yani, son anda Beşer Atalay gibi falan çıkmış evet, olabilir. Tamam. Evet. Şimdi ben şu soruyu soruyorum. Burada iki siyasetçi... Dolayısıyla AK Parti'yi çok etkileyecek diyorsunuz. Kesin bakın. Buradaki formül şu. İki siyasetçi, sayın gazeteci... Tecrübeli bir arkadaşımız var sizinle beraber. Allah aşkına bir şimdi Derviş Bey, Hasan Bey, Resul, şu beşimiz beraber bir parti o kuralım. O da Derviş dedi bak. Ben seviyorum ama çok hoş bir isim. Evet. Sevdiğim de bir isim. Öyle bağışlayın. Takılmıyorum. Ben çok hoşuma gittiği için ifade ediyorum. Benim bir de şimdi, Dursun'um var. Şimdi düşünün arkadaşlar, bir parti 3 yıl önce kurulur mu? Parti kurdunuz. Bunun ekonomik boyutu gerekiyor, psikolojik boyutu gerekiyor, örgütlenmesi gerekiyor. Bu süreç şuraya gidiyor. Bu partiler kuruldu. Ya Kasım ayında ya 2021'in ilk ayında ya parlamentoda olacak yapılanma ya da bu iki çekemez noktasında Recep Tayyip Erdoğan Bey'in bu kararı alması gerekiyor. Şimdi diğer taraftan baktığımızda 50.1 99 eşittir 1 oldu. Eğer bu ittifak meselesi bu şekilde ne İYİ Parti yaptı, ne CHP yaptı, ne HDP yaptı. Recep Tayyip Erdoğan'la ortağı yaptı. Şimdi izninizle Mustafa Kaya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı biraz bizi eleştiriyor. Biz tabii aralarda bazı teaserlar, görüntüler dönüyoruz. Diyor ki Mustafa Bey diyor, fragmanda diyor, tabii o yani bazen güne göre de değişebiliyor. Her yeni siyasi partiler var ama diyor Saadet Partisi yok diyor. Saadet Partisi bence izleyicilerimizin fotoğrafının tamamını yorumlayabilmesi için en fazla da Saadet Partisi'nin bu süreçte kendisini nasıl konumlandırdığı bilgisine ihtiyaçları var diye düşünüyorum. Diye tabii bu görüntüler üzerinden de bir mesaj veriyor. Dolayısıyla oyunun içerisinde Saadet Partisi'nin nasıl konumlanacağı çok önemli. Onu da takip ederseniz iyi olur diye. Yani, biz görüntülere dikkat edeceğiz diyordum. Ama bunları, Saadet Partisi'ni de izleyeceğiz tabii. Sadece HDP değil, Saadet Partisi de şunu diyor. Evet. AK Parti'ye İstanbul'u biz kaybettirdik diye söylüyor. Onu söylüyor. Yani, şu anda mesaj o anlama mı geliyor? Sayın Kaya, ben görüntülere dikkat edeceğim bundan sonra haklı, ama bunların, bu mesaj da anlamlı manidar. Yani şimdi bugün Sayın Mollaoğlu'nun, Temel Bey'in hem bu koronavirüsüyle ilgili ve genel politika ile ilgili çok
hoş her zamanki gibi değerlendirmeleri vardı. Siyasete belirleyici yön veren açıklamaları oluyor. Şeydi. Şimdi burada gözüken bir seçime doğru gidiyor. Eğer bu seçim bu sistem içerisinde gidilecekse mecbur. Artık bu sistem içinde gidilir, mecbur da değil. 400 küsürü bulur, mecliste geçirir. Mecbur değil. Mustafa Bat Bey de mesajı verdi. Eğer parlamenter sistemle ilgili bir çağrı getirirlerse seçimlerden önce şey o zaman AK Partili bir işbirliği yaparız şey. Dedi. Şimdi yok. Burada eğer bu tabii. Sistemde gidilecekse 3 ile 5 bir alan parti 27 alan 28 alan partiyle eşit durumda. Berhan Bey peki İttifakın içerisinde CHP nerede duracak? CHP geçenlerde Sayın Kılıçdaroğlu dile getirdi. Artık dikkat edin. CHP iktidarı demiyor. Millet İttifakı'nın evet, millet iktidarında ittifakı. Yol yürü. Çünkü Türkiye demokrasiyle, yani. Ekonomiyle vesaireyle sıkışmış bir hadise ve Allah için şunu da bu hakkı da teslim ederek iki dakikanızı daha rica edeceğim. Bu hakkı da Kemal Bey'e teslim edelim. Kemal Bey bu süreçte antidemokratik İYİ Parti kurucuları ve arkadaşlara öyle baskı yapıldı ki partiyi kuramıyordular. Büyük bir anlayışla, meral anında seçime giremiyordu. Ve çok güzel bir anlayışla vekil verildi ve seçime girildi. Ama bu kez HDP'de diyor ki şeffaf olun. Oraya da geleceğim. Gelin oraya da. Notlarımda var geleceğim bir dakika. Şimdi burada CHP'den seçilmiş 15 milletvekilini başka tarafa gönder. Bu siyaset değil bir defa. Bu başka bir. Konuşabilir miyim? Başka bir. Size gelince konuşayım. Bir dakika. Başka bir projenin hayata geçirilmesi. Hangi projeni söyleyin? İYİ Parti'nin meclise sokulma projesi. Beyefendi mahsuru var mı? Demokrasi değil midir? Hayır, İYİ Parti meclise girdi. Onun mahsuru yok da. Var mı sizin için? Mahsuru yok da. O 15 tane milletvekili. Şimdi ben. Basın toplantısında böyle durdukları zaman acıdım ben onlara. Ya sen kendine acı, niye onlara acıyorsun ya? Yapma Allah aşkına. Acınacak durumda. Bırak acınacak olasın. CHP milletvekili. Yapma Resulü Bey. Başka bir partiye transfer olacak. Dili temiz bir adam. Böyle laf etme. Dili temiz. Biz o arkadaşların 15'i... Siyasi ahlaka uymayan bir bakın, şey. Bakın o... Siyasi ahlaka kesinlikle uymayan. O 15 tane arkadaşlar Türkiye'nin... Eğer istifa edip gitselerdi... demokrasi madalyasını taşıyacak adamlar. İstifa edip gitselerdi... Bir dakika. İstifa edip gitselerdi... Orada kalsalardı baş göz üstüne. Ben konuşabileceğim. Ama hayır, geçici olarak oraya sonra. Gönderelim bu tarafa. Gel bu siyasi, siyasi ahlakla bağdaşmaz. Bak şey yok. Şunu, ahlaksızlık asıl. Demiş be şunu sadece. Siyasi bakın, ahlakla bağdaşmaz. Bir dakika. Bir dakika. Ben yanıt vermiyorum. Ama benim yanıt vermem gerekir. Hayır. Şimdi bakın siyasi ahlak eğer çalışıyor olsaydı bu arkadaşlarım değerli başkan. Siyasi ahlak çalışıyor olsaydı partilerini özgürce tamam, kurabilirdi. Yanıt versin işte. Siyasi İYİ ahlak çalışmadığı için başka türlü oldu. Tamam buyurun. Sabah bu eleştirini... Bu süreci ben yaşadım. Ben bu partinin evet. Hem kurucularından biriyim hem o dönemde genel başkan yardımcılarından biriyim. Dolayısıyla partimin, İYİ Parti'nin nasıl kurulduğunu, ne tür engellerle karşı karşıya bırakıldığını da en iyi yaşayanlardan biriyim. Şimdi, siyasi ahlak da bağdaştırmıyor Resul Bey. Evet, siyasi ahlakla. Siyasi ahlakla asıl bağdaşmıyor. Yani ben bir partiden seçileceğim, beni bir yere gönderecekler, geçici geri dönüyorum. Şimdi lafın arasına girince başkalarının sözünü kesen adam gibi algılanıyorum. Yok, bu programı şey tartışma eğer, programı. Panel değiliz son sonuçta ben ama. Ben şey yaparım, tamam. O zaman ben tartışabiliriz zaman zaman. Tamam, ben kontrollü de bir şekilde. O yüzden ben buradayım. Kakofoni olunca da ne dediğiniz anlaşılmıyor karşılıklı. Tamam, buyurun. Biz İYİ Parti olarak kuruluşumuzu tamamladık. Kuruluş dilekçesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiğimiz andan itibaren çok çeşitli engellerle karşı karşıya bırakıldık. Kuruluş dilekçesini bir kanun maddesine dayanarak 3 ay incelemeyi alacaklarını bile söylediler bize. Orada Sayın Genel Başkanımızın ne tür bir direnç gösterdiğini, ne tür stratejiler uyguladığını da gayet iyi biliyorum. Türkiye'nin gündemine İYİ Parti kurulduktan hemen sonra erken seçim getirildi. Erken seçim gelince partilerin seçimlere girebilme grup kurması gerekiyordu. Yeterlilikleri yüksek. Mustafa Bey bugüne konuşalım istiyorum. Kısaca ama geçelim. Olmaz ki o dönemi doğru. Anlatmadan. Doğru haklısınız yani ama çok konuştuğumuz için. O zaman çok... ne olur? Cumhuriyet Halk Partisi bize 15 milletvekili vermiş olur. Yok ama o kurulun. Siyasi ahlakla da bağdaşmaz iddiasında bulunur. Evet doğru. Bu külliyen yanlıştır. Ben anlatayım. İYİ Parti olarak biz teşkilatlarımızı kurduk. Bizden önce kurulan siyasi partiler, kurucular kuruluyla gerçekleştirdikleri büyük kurultayları, Yüksek Seçim Kurulu'ndan eğer
teşkilat şartlarını da, teşkilat kurma şartlarını da yerine getirmişler ise kurultaydan sayılıyordu. Tabii 41 bizim, yıl. 41 bizim yıl. Yüksek Seçim Kurulu teşkilatlarımızı kurulmuş saymadı. Dolayısıyla gerçekleştirmiş olduğumuz saymamasının sebebi neydi? Yani bir siyasi bir baskı mıydı yoksa gerçekten bir eksiğiniz mi vardı? Bu konuda sabıkalı olan iktidardır. O sorunun cevabını onlar verirler. Hayır, iktidar değil. YSK yok, diyorsun. Yok, anlatıyorum. YSK, evet. İşte anlatıyorum. Türkiye'de baskın bir seçime doğru gidiyor. Sıklıkla da İYİ Parti'nin seçimlere sokulmayacağına dair bir algı ortaya koyulup yönetiliyordu. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu bir defa toplandı. Ondan sonraki toplantıyı pazartesi gününe ertelediler. Biz o arada pazartesi gününden cuma günü toplandı. Bu kararı vermedi. Direkt olarak Sayın Genel Başkanımız devreye girdi. İYİ Parti'nin seçime katılabilme yeterliliğini temin etmek için Sayın Kılıçdaroğlu'dan 15 milletvekili istedi. Sayın Akşener istedi, evet. Cumhuriyet Halk Partisi bize vermedi. Sayın Genel Başkanımız gitti. İstedi. Burada, ve burada Sayın CHP de bu projenin içinde. Yok, anlatıyorum. Anlatıyorum. Ya neyin mahsuru projesi? Mahsuru ne ya? Burada ne projesi var? Hayır, sizin niye sizin projesi var? Bilirsin. Anlatıyorum. Tabii ki bu size göre. Bitirsin. Bu size göre ben projedir. Ben konuşacağım herhalde. Bu size göre. Üzerinde FETÖ şaibesi var. Ya, bırakın bu işleri. FETÖ şaibesi mi? FETÖ şaibesi. İYİ Parti'nin üzerinde de bu 15 milletvekili vermenin üzerinde de FETÖ şaibesi var. Bakın beyefendiciğim. Evet. Ne zaman bu, bakın. Bu belge bildiğin yani şey var mı? Eğer şaibe diyor. Eğer şaibeyle bu laflar konuşulur mu Allah aşkına? Sen şaibe, siyaset yapın. Şaibe, belgeyle bilgiyle konuşulur. Bir cümle daha söyleyebilir miyim? Söyleyin ama doğru olsun. Yalan konuşursanız evet, yüzünüze yalan çarparım. Ha. Yalan konuşmuyorum. Ben evet, hiç yalan konuşmadım şimdiye kadar. Yalanı da tevessül etmem. O, bu söylediğiniz yalan mesela. Hayır, yalan değil. Şaibe dedi. Saçma bir... O zaman bakın, hezeyan eder. Şaibe'yi şimdi hezeyan. Açıklayayım. Şaibe gölge demek, biliyorum. Benim bakınız, fena değildir Osmanlıca. Bakınız. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde de FETÖ şaibesi olduğunu ben söylüyorum. Ne münasebet. FETÖ'nün göbeğinden sen geliyorsun. FETÖ'nün göbeğinden sen geliyorsun. Ben değil. FETÖ'nün yanına biz okuyoruz ya, şu anda. Ya, bırakın Allah'ın evet, söylesin. Evet, 7 sene iyi niyetle onlara müsaade davranıldı. Ama gerçek yüzler ortaya çıkınca yani, 8 senedir de FETÖ'nün çanına ot tıkan Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti hükümetleridir. Ve hala her gün FETÖ'yle mücadele devam etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu bak, gelinceye bakın, kadar Fethi... Bağıracaksan ben de bağırırım. Bağırmayın. Bağıracaksan bağırırım kardeşim. Bağırmadan söyleyeyim. Benim sesim gür çıkar. Bağırma ben söyleyeyim. Aa, rica ederim Resul Bey. Kılıçdaroğlu gelinceye kadar... Benim yuvadan bağırtıyorsun ya. Ses yükseldiği için yükseltir. Ses yükseltmeye hiç gerek yok. Bırak bunu, aklınla konuşalım. Bir dakika, sakin sakin. Şaibe, şaibe kelimemi açıklayayım. Hem CHP üzerinde hem de İYİ Parti üzerindeki şaibe... Ya bırakın şaibe. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçinceye ya, kadar konuşabilir miyiz? CHP müsaade edin. Sen CHP'yi nereden bileceksin Allah aşkına? Bakınız. Sen nereden bileceksin? Kılıçdaroğlu gelince sen nereden bileceksin? Ya AKP'nin kurucuları nerede şu an? AKP'nin kurucuları nerede kardeşim? Bir dinle, dinle. 70 kurucunuzdan 3 tane kaldı. Bir dinle. Değişen dönüşen sizsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi aslanlar gibi kurduğu ülkede yaşıyor. Burada. Burada. Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'nün savunucusu durumunda. Berhan Bey bir dakika, bir saniye. Burada ya. Bir dakika. Berhan Bey dinler misiniz? Siz de dinleyin lütfen. Benim cümlelerimi olmaz, bitirmeye olmaz müsaade ederseniz. Size olmaz. Geleceğim. Biz cümlemizi olmaz bitirmeden olmaz böyle. Ben izin aldım. Yok, ne münasebet. Peki müsabatı bitirelim, ben söyleyeyim. Ne şahibi, ne şuna bu. Berhan Bey bir dakika, müsabat bitsin. Şimdi, ben beyefendinin söylediklerine de cevap hakkımı burada kullanmak durumundayım. Tamam, kullanın. Çünkü lafımın arasına giderek bu şahibe diye nitelendirdi. Çünkü özneleri saklayarak konuşma alışkanlıkları var. Ben de hissediyorum. Ben özneli konuşmayı seven bir adamım. Yani bir laf söylediğimde bu kime dokunuyor falan türünden endişeler taşımam. Şimdi bizim o zaman seçime girmemizi temin etmek bakımından en son cümlem şuydu. Sayın Genel Başkanımız gitti. Sayın Kılıçdaroğlu da büyük bir demokratik olgunluk göstererek 15 milletvekilini bize verdi. Hı hı. Ve İYİ Parti'nin seçime katılabilme garantisi temin edildikten sonra Yüksek Seçim Kurulu bir gün önce yeterli saymadığı teşkilatımızı, hem milletvekili grupları vardır parlamentoda,
hem de teşkilatlarının yeterlilikleri vardır diye gündeme. Tamam, şimdi diğer iddiaya gelelim. FETÖ iddiasına gelelim. Şimdi ona yanıt vermek ister misiniz? Veririm tabii. Tabii söyleyin. FETÖ ile ilgili. Onu ben tamamlamadım cevap vereceği. Hayır hayır. Söylersiniz arkasını. Ben tamam, çok kısa bir cümle söyleyeceğim. Bir cümle Berhan Bey'e geçip size geliyorum. Bizde böyle bir şaibeyi bir hezeyana bağlı olarak varsayabilirsiniz. Sizinle ilgili onlarca delil var. Siz FETÖ yumurtasını dışarıda dölleyip devletin rahmine yerleştirdiniz. Ne anlatıyorsunuz? Alakası yok. FETÖ'yü şu anda FETÖ'yü temizleyen AK Parti. Kim büyüttü 40 FETÖ'yü? Senedir FETÖ bu devlete yerleşiyor. Şu anda AK Parti hatasını görmüş, öz eleştirisini yapmış ve FETÖ'yü sızmaya uğraşıyordu. FETÖ'yü devlete sızdırmak için ihtilaller yapıldı. O generaller AK Parti döneminde mi girdi? Ben FETÖ'nün ne olduğunu da Türkiye'nin siyasi tarihinde FETÖ'nün gölgesi üzerinizden kalkmış değil müsavat. Sayın Cumhurbaşkanı, FETÖ'nün gölgesi de çuvalı da sizin başınıza geçmiş. Başkasına ithamda bulunmayın. Biz şu anda tek şaibesiz siz kafanıza çuval geçmesinden müzdarip olmasınız. Çünkü bizim genel başkanımız FETÖ'nün ölüm listesinde yer almıştır. Sizin genel başkan da şimdi dinletirim FETÖ hakkında neler söylediğini. Söyle. Bakınız 15 Temmuz'a kadar 15 Temmuz'a kadar demeyin. Bakın bana. Bakın. Tamam, onu da göstereyim. Kalabalığı yapmayın. Laf kalabalığı yapmıyorum. Şimdi cümlemi tamamlamaya müsaade edin. 15 Temmuz'a kadar yurtta sulh, cihanda sulh diye gelen, başbakan olacağım diyen Sayın Genel Başkan. Söyleyin efendim. Niye 15 Temmuz'dan hangi sonra? Hangi sözünden bahsediyorsunuz? Onu da çıkartacağım, dinleteceğim. Ey namaz kılanlar ya, vallahi billahi. Şimdi namazı karıştırmıyor. Karıştırırım. Burada siyaset yapıyoruz. İftira ediyorsun da. Kendi ifadesi ama. Söylesene bakalım, dinleyeyim. Hayır, ben kendim de yayınladığım için biliyorum yani. Kendiniz yayınladığınız için ben de şimdi şöyle cevap vereceğim. Dinle efendim, bu önemli. Hayır, buldum. Şu 15'inden sonra başka olacak işini bir daha dinleyin. O 15'inden sonra ayrıdır. FETÖ hakkındaki sözleri. Buyurun. Ne zaman söylemiş? Tarihini söyle kardeşim. Tarihi söyle. Ya reklam çıkabilir orası. Tarihi söyle ya. Yok. Tarihini söyle. Abim bir dakika. Biraz şeyler mi konuşuyor? Dinleyin. Hayır başkan. Şeyden sonra. Kenan İbrahim konuşuyor sonra. Şu anda. Evet. 80 öncesinin öğrencilerinden birisiyim. Evet. Aşağı yukarı bizim görüşümüze sahip insanlar, gençlerden 5000'e yakın kayıp var. Karşı görüşten belki bir o kadar vardır. Bu kayıpları engellemenin yolu toplumun bütün katmanları arasında, farklı görüşler arasında, işte Sayın Gülen'in yapmaya çalıştığı gibi farklı dinler arasında konuşmayı, mutabık kalınabilecek noktaları ortaya koyabilmek için bir çalışma yapmanın kimseye zararının olmadığı, aslında faydasının olduğuna inanıyorum. Ne zaman efendim bu? Bu 80'den sonra. Bakın bir şey anlatayım. 17-25 2013'ten önce mi sonra mı? Bir dakika. Efendim? 17-25'ten önce mi sonra mı? Önce. Önce değil mi? Önce. Anlaşıldı, kapatın. Ama bu ne zaman? Size. Bir ağır bir eleştiri varsa yanlış önce birini dersin. Yumurtadan, rahimden bahsediyorsunuz. Bakınız. Bundan 17-25 Aralık'a kadar terör örgütü oldukları ortaya çıkıncaya kadar sizin partinizin genel başkanı da bunlara iyi gözle bakıyordu. AK Parti de iyi gözle bakıyordu. CHP'de birçok arkadaş da iyi gözle bakıyordu. Ama bunların terör örgütü olduğu ortaya çıkınca AK Parti bunlarla mücadele etmeye başlayan ve bugüne kadar da devletten ve toplumdan da uzaklaştırmaya çalışan, 25 çalan ot tıkmaya çalışan bir partiye bakıyorum. Dinleyin, Musabat Bey konuşsun. Buyurun Musabat Bey. 25 Aralık 2013 mü milatta? Evet. Hayır, Yargıtay açıkladı canım. Milat yok. Milat yok. O yanlış. Evet. Ben Yargıtay'ın o kararını bir AKP'nin hepsinin FETÖ'cülükten yargılanması lazım. Erhan Bey, Musabat Bey kendisini anlatsın kendisini. Buyurun Musabat Bey. Ben söyleyeyim. Ben kendim falan anlatmıyorum. Ben tarihi ve tireyi anlatıyorum. Tamam, cevap verin. Buyurun. 25 Aralık 2013'ten önceki işlenmiş suçlara dair bir muafiyet yasası mı çıkarıldı? Yok. Şimdi şunu çıkarıyorsunuz. Diyorsunuz ki Meral Akşener bunu dedi. Bunun için çıkartıyorum. Ben size bakın. Binali Yıldırım'ın dediğini, Bülent Arınç'ın dediğini, Tayyip Erdoğan'ın dediğini getirirsem insan içine çıkacak yüzümüz kalmaz. Doğru söylüyorsun. Ayıptır. Doğru söylüyorsun. Ha. Bunu niye getirdin? Söyleyeyim. Bir de 15'i vardı. 15'inde başbakan olacağım diyordu. Siz de onu getirdin. Müsaade eder misiniz? Evet. Şimdi bunu niye gösterdim biliyor musunuz? Ben burada Meral Akşener'i... Bu size aklar mı? Hayır, ben Meral Hanım'ı suçlamıyorum. Ha? Suçlamıyorum. Niye?
O dönemde çünkü herkes bunlara iyi gözle bakıyordu. Meral Hanım da iyi gözle bakıyordu. Bütün siyasiler. AK Parti'de. Bakın, bekleyin, geliyorum size. Ben burada suçlamak için söylemiyorum. AK Parti'de 17-25 Aralık'a kadar, hatta MİT davasına kadar onunki iyi gözle bakılıyordu. Ha bunların iplerinin yabancı istihbarat örgütleri elinde olduğunu görünce AK Parti mücadeleye başladı. Ondan önce AK Parti de bunlar için şeyler söylemiş olabilir. 1981 yılından beri yapıyorum. Defalarca da izah ettim televizyonlarda. Musabat Bey. Bu adamla... Son cümlenizi tamamlayın, diğer konuklarımı. Ben size söylüyorum. Şimdi Türkiye'nin büyük meseleleri var. En ayıplı olduğunuz, aslında sizin ifadenizde en şaibeli olduğunuz alanı delil göstererek diğer siyasi partileri biz o şaibeyi üzerimizden attık. Şu anda mücadele ediyoruz. O size öyle bir mücadele yapışmış ediyoruz. Ki bunu söylemek yakışmıyor. Peki, teşekkür ediyorum. Partinizin kuruluşu bile MHP'yi bölme açısından FETÖ şaibesini taşıyor. Ya bu senaryoları tartışalım o zaman. Peki yani, ben bu... O zaman birazdan geleceğim. Ilgili. Tabii size söyleyeyim. O zaman bunları tartışalım. Bakın şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin bölünmesine getirdi işi. Bu arkadaşlar, gerçekler bu memlekette konuşulmasın, spekülasyon devam etsin ve bu sebeple de Türkiye'nin gerçekleri tartışma masasından kaldırılsın istiyorlar. Geçim sıkıntısı unutulsun istiyorlar. Dış politikadaki aymazlıklar unutulsun diyorlar. Ama bir yerde öyle yanlış iş yapıyorlar ki çırpındıkça batacakları bir alanı tercih ediyorlar. Konuşacağız efendim. FETÖ'den başka bir argüman bulun. Polemiklerden çıkabilirsek. O sizin nevi şahsınızdan münasır alameti farikanız olur. FETÖ'yü biz temizliyoruz. Siz korumaya çalışıyorsunuz. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Ben 81'den beri düşmanlık yapıyorum. Siz dışarıda dölleyin. Teşekkür ediyorum her ikinize de. Sağ olun. Dışarıda dölleyip devletin rahmine yerleştirin. Biz döllemedik. Dölleyenler de Resul Bey, birazdan söz vereceğim size. Onu katleden de, idam eden de, ortadan kaldıran da AK Parti olduk, biz olduk. Tamam. Şu anda FETÖ'yle biz ben mücadele ediyoruz. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Merak etmeyin. Benim sesim hepinizden de gür çıkar, fena değildir sesim. Efendim, Berhan Bey buyurun. Vallahi tamamlayın çok, siz. Çok. Ya, arada sesiniz Hasan Bey'e yükseliyorsa özür dilerim. Yani, nezaket içerisinde tartışsak, konuşursak. Ama FETÖ'yle ilgili olarak CHP'ye bir eleştiri vardı. Ama ben eleştirimi söylemedim CHP'ye. Tamam, sadece bir cümle. Devam edeceksiniz ama yanıt vermek istiyor. Bir yanıt versin. Ben değil, rahmetli Kamer abi yanıt veriyor size. Tamam. Kamer abiyi dinleseniz bunlar başınıza gelmezdi. Türkiye biliyor. Dedi ki bu sizi mahvedecek, ülkeyi de mahvediyor. O gün para bastırıyordunuz. O gün Pennsylvania'ya gidip elini eteğini öpüyordunuz. Zaman dışarıda başı önünde, açık FETÖ'nün yanına gidip başını örtenler var idi. Bırakın bende bin tane. Ben de yeter. Bak, ben yeter. 17-25 Aralık'tan sonra. Bitirebilir miyim? Bitirin ama sen... Yeter Allah'ım, dön gel diyen ben değildim. Evet, benim milletvekilliğimde 11 tane soru önergesi vermişim. Gazalcı'nın ve Kemal Bey grup başkan vekili vekiliyken imzalarıyla iki araştırma önergesi vermişiz. Şimdi maşallah be, gidip geliyorsunuz, abdestimiz var diyorsunuz ya. Ben böyle bir abdesti kabul etmiyorum. Mevla'yı kadimle kabul etmiyorum. Ben konuma geleyim. Berhan Bey şunu söyleyin. Sayın Erdoğan, izin verin. Sayın Erdoğan, sen bir kaset kumpasıyla CHP'nin başına getirildin diye kaset konusunu tekrar... Oraya geleceğim ama şurada iki şeyim var. Şimdi arkadaşlar, sizin hezeyanınızı anlıyorum. Çünkü imparatorluğunuz gibi... Bitireyim kardeşim. Resul Bey bitireyim. Bitireyim Resul Bey. Sen neler söyledin ya? Bitireyim. Hezeyan görüyorum. Hayır, telaşınızı size... görüyorum. Telaşınızı. Ya, o zaman şimdi size... bir kere her şeyden önce, Meral Hanım'ın bu talebine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet demiş olması Türkiye'de bir demokrasi ve siyasi ayıbı ortadan kaldırmıştır. Parti kurulmuştur. Sonra yan yana gelinmiştir. Zaman ve bu konuda benim hızlı anlatıyorum, tamam, müsaade edin. Hayır, ben şunu söyleyeyim. Bu sürecin tutkalı da Kemal Kılıçdaroğlu olmuştur. Şimdi gelecek yeni partilerde niye ağlamışlardı? Bana sorma. Onlar böyle demokrasi ayıbının yaşandığı ülkede ağlayarak gittiler. Peki de sevinçten anladın mı? Yani siz merak etmeyin. Çok meraklısınız. Şimdi çok hezeyanvari bir şeyi savunuyorsunuz. Merak duygusu olmayan beni bir gün çağırın. 15 CHP'li milletvekilini başka partiye kiraya vermek. Sorun. Sizin karşınıza konuşayım. Niye siz taraf olmayın. İyi Parti milletvekilini Allah aşkına. Musavat Bey. İltihak etti o. Efendim bitirin. Size gelince iltihak ve ilham oluyor. Hayır, onlar da size gelip kalsalar. Ne dedim? Aynı meseleden çıkabilir miyiz? Bir dakika. Tamam. Buyurun. Ben sizi anlıyorum. Yeni kurulan partiler de parlamenter sistem istiyor.
Araştırmalar da bunu gösteriyor. İki dakika içinde onları da okuyacağım. O amin daha önce de söyle söylüyor. Kardeşim konuşma fırsatı verin. Yani. Hayır onu söyleyin. Yeni, hayır, kardeşim, yeni kurulurken değil. Ya, başbakan konuşa, kendi istemiyor. Ya sizin iktidardan ya, yana olmanız sürekli konuşmanız anlamına gelmiyor. Yok, ben bir katkı sunuyorum. Hayır kardeşim. İstemiyorum sen senin katkını kardeşim. Gelmiyor. Ben istemiyorum Hasan Bey. Bırak da konuşayım. İktidardan yana olmanız hep sizin konuşmanız anlamına. Şimdi bakın. Gelinen yerde. Kendimi ifade etmek istiyorum. Zaman daraldı. Ben tamam, hala konuşamıyorum ben. Berhami, İki cümle kuramadım. Berhami kurdunuz da toparlayın. Tamam. Ciddiye almıyorum. Susamaz Bey. Resulü Bey. Rica ediyorum. Birbirinizi dinler misiniz? İnsanlar bir şeyler öğrenir. Ben valla ilk defa böyle bir programda. Tamam teşekkür ederim. İftira atıyorsunuz. Hiçbir şey iftira değil. Hepsi delilli. Tamam o konuya girdiniz. Rica ediyorum. Hoşunuza gitmeyince iftira oluyor. Her ziyan oluyor. Cevabını verdim. Susamaz Bey çok rica ediyorum. Bir Berhami tamamlasın. Berhami siz de uzatmadan tamamlayın. Tamam uzatamıyorum ki kısa. Bir başlık söyleyin, soruma yanıt verin. Birincisi arkadaşlar bu meselenin bittiğini görüyorlar. Yeni partilerle beraber demokrasi ve özgürlük adına yan yana gelinir. Daha önce bu ne yaşanıyordu? Biraz önce arkadaşlardan biri dile getirdi. Efendime söyleyeyim, Millet İttifakı'yla başarısız, neresi başarısız? İstanbul, Ankara, Mersin, Antalya her taraf alınmış ve buradan gidişatınızı görüyorum. Gidişatınızı görürken de araştırmalar var elimizde. Devam Partisi'nin şansı ne sizce? Çok fazlasıyla %3 de olsa 5 de olsa bu ülkede özgürlük adına biraz önce okudum neler demek istediğini. Diyor ki bir tek adam var. Büyük proje onun, demokrasi onun, söyledikleri onun. Sümme haşa her istediği hadis gibi ortalarda duruyor. Özgürlük istiyoruz diyor. Tamam, eğer abi. Bitireyim ama sorunuzu sordunuz. Kemal Bey ile ilgili de sordunuz. Şimdi bu arkadaşların gelmiş olduğu en önemli hadise partili cumhurbaşkanlığı sisteminde bir soru sordunuz onu cevaplayayım. Tamam. Sistemine ne derece memnunsunuz? Vatandaşa artı bir soruyor. %7-9 memnunuz. 22 işte diyor. Ama reddeden %52. Künyeyi de söyler misiniz? Artı bir araştırma. Lütfen künyeyi de söyleyin. Doğru. Artı bir araştırma. Önceki gün basında vardı. Kendileriyle de görüştüm. Evet. Ve daha sonra bu pazar seçim olsa ne olur diyor. 32.3 AKP, 27.5 CHP, 9.8 İYİ Parti öyle mi? Pekala, neyse. Sonuç olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu araştırmada bile 43.8 kendisi, 43.8 de, 43.8 de. Kararsızları da ekleyin de söyleseniz ya. Ama dedi ki söylemeyin. %9 da kararsızlar var. %9 da kararsızlar. O zaman şimdi sizin söylediğinizi cevaplayayım. Kemal Bey'e gerek yok. Kemal Bey'e efendim çift Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ona birazdan onu geçeceğim. Söyleyeyim. Ona niye, birazdan geçeceğim. O zaman bir cümleyle bitireyim müsaade edin. Tur daha döneceğim çünkü. Hasan Bey. Şimdi arkadaş. Berhami bir cümleler bitirecek ülkenin, inşallah. Tamam. Size gelecek. Dur bitireyim. Hasan Bey size geleceğim merak etmeyin. Bu ülkenin. Bir şey atmayalım. Bu ülkenin. Kararsızları eklemeden okuduğunuz rakamla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki kararsızlar eklenerek okunan rakam ben de bazı anket sonuçları vereceğim. Şimdi ankete girersek zaten künyesi vermemiz şimdi, gerekiyor. Şimdi arkadaşlar sadece bu ülkenin cizresiyle gezisini ayıramazsınız. Demokrasi güzel, isteyen güzel, çok niye iyi. Ayıracak mısınız? Güzel. Ha, siz mi böleceksiniz? PKK bölemedi bu ülkeyi siz mi böleceksiniz? PKK bölemedi siz mi böleceksiniz? 700 küsür size tane de böldürmeyeceğiz, PKK'ya da böldürmeyeceğiz. Ben soru sordum. Ben teşekkür ediyorum. Bir tutar ayrıca sizin sorunuzu cevaplıyorum. Cizre'de ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Horoz'da kim yemek yedi biliyor musun? Cizre'de. Horoz'da kim hangi ot masada oturdu biliyor musun? Önce buradan... Beyefendi, Horoz'da kim oturdu? Cevap vereceğim ben sana, ya merak etme. Horoz'da kim oturdu? Bir saniye. Onu cevapla. Bir saniye. Kemal Kılıçdaroğlu oturmadı. Dur bir saniye. Recep Tayyip Erdoğan oturdu. Evet oturdu. Bakın ben size söylüyorum. Sorolcu olup da bizi sorolcu olarak görmeyin. Haksızlık edersiniz. İzninizle bu ülkenin gezisi de... İyi Parti ne zaman geçtiniz? Bakın ben demokrasiden yanayım, Cumhuriyet Halk Partisi'yim. Ayrıca bütün bunları söylerken de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Belkin Elvan'ın bugün 6. katlediliş yılı ve katilleri geziyor. Bu ayıp da yeter. Onun katilini bulacak savcı Kiraz'ı kim öldürdü? O da katil. Katildir kardeşim. Sonra onu öldürenleri... O katil katildir. Onun katillerine kim geziyor? Kim celleme yaptı? O bebeği öldürenler geziyor.
Abdullah'ı öldürenler geziyor. Kim buluyordu katillerini? Hasan Bey, beni dinleyin. Pakistan'ı öldürenler geziyor. Rica ediyorum, beyler. Susuyoruz diye bizim bu kadar üzüldüğümüze gelmedi. Hasan Bey, susuyoruz diye bu kadar üzüldüğümüze gelmedi. İksi tiksi de bağırıyorsunuz ya. Hayır, sapma bağırıyorsunuz ya. Yapmayın. Sapla zamanı karıştırıyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Ne yalan? İftira atıyorsunuz. Yalan siz söylüyorsunuz, saygılı olun. Bakın okuyun. Terbiyesizlik yapma. Anket burada işte. Terbiyesizlik yapma. Tamam, bir saniye. Anket burada. Tekrar okur musunuz? Gidelim. Lütfen okur musunuz? Künyesiyle beraber. Terbiyesizlik yapıyor. Efendim devam ediyoruz. Biraz tansiyon yükseldi ama şimdi biraz daha herhalde daha sakin bir şekilde devam edebileceğiz. Resul Bey, siz AK Partilisiniz. Evet. Partinizden iki tane parti doğdu. Dört tane doğru. Şimdi ama en son iki iddialı parti var. Deva ve Gelecek Partisi. Ama Sayın Ali Babacan'ın şansını nasıl görüyorsunuz? Evet. Partinizi nasıl etkiler? Tamam. Kimden nasıl oy alır? Tamam, size o konuda hemen cevap vereceğim. Yalnız ondan önce Berhan Bey bir anket sunduğu için ben de bir anket... Künyesini de künyeyi verin peki. Verin. AK Parti'ye %42 vermişler. CHP'ye %24.2 vermişler. MHP'ye %11.2, HDP'ye %10.4, İYİ Parti'ye %9.2, Genç Parti'ye, Gelecek Parti'ye affedersiniz %1. Ali Babacan'ın kuracağı kim partiye. Kim yapmış bu anketi? Bu Ocak ayında yapılmış kim anket. Kim yaptı? Hangi firma? Onu söylemeyeceğiz ya. Ama olur, söyleyeceksiniz. Bu kadar sonucu söyleyince artık söyleyeceksiniz. Ha, ha. Ya o kadar ya söyleyince. Bunun şeyini optimal zannediyorum bunun şeyi. Tamam. Şimdi, ben de katkı olsun diye Resul'e tek bir şey söyleyeyim. Resul, bana inan. Bu senin söylediğin oranlar olsa Ocak ayı. Sayın Mart'ta Erdoğan şu an 15 gün sonra seçim. Müdahale etmesin kimse kimseye. Yine, çok az zamanımız kaldı. Yine başkanlık lütfen. Sistemi ara seçim olmasın diyedir. Bir şey de. Tamam, şimdi Resul. Cumhurbaşkanlığı seçimi şeyine yine Oracan'ın 23-8-31 Aralık'ta yaptığı bir anket. Abdullah Gül ile Erdoğan seçime seçilir sadece ikisi karşılaşırsa ne olur demiş. Erdoğan 52.1, Gül 32.8 almış. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu karşılaşırsa ne olur demiş. Erdoğan 53.7, Kılıçdaroğlu 31.7. O yüzden mindere çekiyor. Evet. Erdoğan Akşener'le yarışırsa ne olur demiş. İlginç bir sonuç var. Erdoğan 50.2, Akşener %38. Bayağı yüksek. Diğerlerinin hepsinden Akşener yüksek. Akşener daha çok olur. Evet. Oluyor. Erdoğan İmamoğlu'yla karşılaşırsa ne demiş. Erdoğan 50.9, İmamoğlu 34.2. Bunu bilgi için verin. Gelelim. Ali Babacan'a, Deva Partisi'ne. Evet, Deva Partisi'ne. Bir defa Deva Partisi'ni kuran arkadaşların, yani öndeki arkadaşlarım birçoğu benim arkadaşım. Bir teklif yakından, geldi mi size? Hayır, bana gelmedi, gelemez. Biliyorlar benim tavrımı. Ve benim saygı duyduğum arkadaşlar, sevdiğim arkadaşlar, hiçbirinin şahsiyeti hakkında olumsuz bir şey söylemem. Yani yıllarca beraber olduğumuz arkadaşlar. 7 Temmuz'dan sonra ama istifalar olacağını düşünüyor Berhan Bey. Yani onu 7 Temmuz'da göreceğiz. Aslında şimdi de istifa edebilecekler. Her neyse. Şimdi arkadaşların parti kurması demokratik bir haktır. Herkesin, Türk vatandaşının kurma hakkı olduğu gibi. Fakat partiler iktidar olmak için kurulur. İktidar olmak için halk desteği gerekir. Halk desteği için halkın güven duyması gerekir. Bu arkadaşların lider kadrosunun tamamı AK Parti'de üst düzey görev yapmış arkadaşlar. Tabiatıyla vatandaş bunlara ya siz de AK Parti'yi eleştirenler, siz de bunlara ortak değil miydiniz diyecekler. Öyle deyince de tabiatıyla arkadaşlar AK Parti'yi eleştirmek zorunda kalacaklar. AK Parti'yi eleştirdikleri noktada AK Parti muhalefetiyle aynı safa düşmüş olacaklar. Dolayısıyla taban da bunun hem güveni hem de desteği azaltacak bir şeydir. Peki Sayın Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı adayı oldu ya Sayın Kılıçdaroğlu diye sesleniyor. Onu da söyleyeyim. Müsaade şu tamamlayayım onu da söyleyeyim. Şimdi bir de karşılarında Başkan Erdoğan gibi siyasi birikimi ve tecrübesi ve karizması çok yüksek bir lider var. Biraz önce rakamlarda verdim. Başkanlık sistemi var zaten. Artık %50'den fazla oy alan hükümet kurabilecek. Öyle parlamenter sisteme geçiş. Onlar hikaye, onlar geçti. Ayrıca 18 yıllık icraatlar var bu hükümetin yaptığı. Belki eksikleri, hataları vardı olabilir. Babacan... Biz birlikte 7 sene 2017'ye kadar aynı mecliste görev yaptık. Bırakınız halkı, milletvekilleriyle bir de teşriki mesaisi olmayan bir arkadaşımızdı. Ya halktan nasıl şey yapacak? Yani halk oy verebilmek için bir şeyler görmesi lazım. Dolayısıyla Babacan'ın da yani
Davutoğlu da bizim arkadaşımız, sevdiğimiz. Ben hepsine saygı duyarım. Kişiliklerine bir şey söylemem. Ama bir rahmetli Ahmet Davutoğlu vardı. Sen hatırlarsın. Eskiden Yüksek İslam müdürüydü. Benim personelimin dedesi. Onun da adı Ahmet Davutoğlu'ydu. Bildiğimiz insan. O böyle karavana atışlar manasına, lüzumsuz çalışmalar manasına gelen o Bulgaristan göçmeniydi. Şey, nahat yere, hatırlatma da manidar oldu yalnız. Nahat yere zastralba derdi. Hı. Yani karavana sonuçsuz bir şey olacak. Siz dolayısıyla AK Parti'den kimden oy alacaklar şimdi, sizce? Bu arkadaşlar elbette bir miktar AK Parti'den oy alabilirler, alırlar. Fakat AK Parti oyları zaten %40 civarında kemikleşmiş bir oya şey yaptı. Fakat bu arkadaşların şey olacak. Yalnız şunu söyleyeyim. Daha önce Abdülhatif Şener Bey aynı gerekçelerle AK Parti'den ayrıldı, parti kurdu. Çok geçmeden kapattı, şu anda CHP'de siyaset yapıyor. Yine eski Kültür Bakanımızdı, ismini şimdi hatırlayamadım. O AK Parti'den ayrıldı, anavatanın başına geçti. Yeni bir parti gibi mecliste grup falan oluşturuldu. Erkan Mumcu. Bugün evet Erkan Bey, şey. Onun da şeyi yok. Yani ana gövdeden kopanların şansı yok. Şimdi bu arkadaşlar, evet demokratik haklarıdır. Partilerini kurdular. Ben şahısları hakkında hiçbir olumsuz tanımlama yapmak tamam. istemem. Tamam. Ama siyaseti, sokağı, dilini bilen bir insan olarak. 70'ten beri ben sokağın içindeyim ve hala dolmuşa, metroya binerek seyahat ediyorum. Arkadaşlarımız parti kurdular fakat Müsavat Bey bir şey söyledi. Parti kurulur ama partiyi millet yaşatır. Bu partilerin ne kadar yaşayacağı bile bence peki. şaibelidir. Hasan evet. Bey siz ne dersiniz? Yani o camiayı iyi biliyorsunuz. Şansı nedir bu partilerin? Şimdi bu partilerin kuruluş amacı bana göre sadece AK Parti iktidardan düşürmek. Çünkü gerçekten... Ama demokratik yollarla yapacaklar. Amen hocam. Demokrasinin gereği değil mi? Yani, ama şöyle çünkü. Bir şey. Mesela iktidar olmak, yani tek başına iktidar olmak ya da işte efendim iktidar olduktan sonra bir projeksiyon geliştirmek üzerine değil, önce iktidarı düşürmek üzerine bir projeksiyon. Hedef oluyorsunuz. O hedef var ve burada... ister kabul edelim ister etmeyelim bir gerçeklik var. İttifaklar üzerinden bundan sonra seçimlere gidilecek. Dolayısıyla Millet İttifakı'na ya da biraz önce anlatmıştım yeni bir ittifak sürecinde yer alıp %50+1'i zorlayacaklar. Peki. Yani iktidarın düşürülmesi üzerine ya da Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın iktidarını düşürmeye dönük bir hamle olarak görüyorum. Şimdi kurucular kurulu üyelerini tanıyorum dedi Resul Bey. Birçoğunu ben de tanıyorum. Takip ediyorum. Tamam. Bence yeni kurulan parti açısından, DEVA açısından söylüyorum. Abdullah Bey'le arasında sorun varmış gibi. Yani Sayın Gül'ü kastederek söylüyorum. Bir tartışma başlamıştı birkaç gün önce. Oysa tam tersi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün o tarafsızlık ve siyaset üstü kimliğini korumak maksadıyla bence... kendi vitrin arkadaşlarını partide yer aldırmadığını düşünüyorum. Ama bana gelen bu parti, haberler öyle değil Hasan. Bu parti... Hangi haberler geliyor size? Küçük virgül. Ya arada hangi, bir Abdullah ayrışma oldu. Hocam. Yani orada Hayrın Hanım'ın kurucular üyesi olacağı konuşuluyordu sadece o biliyorsunuz. Yani, başka isimler vardı. Gül arasında ama bir ben, Sayın Babacan'la Sayın Gül arasında bir ayrışma var. Ayrışmanın yani, nedeni ne haber, biliyor musunuz? Peki. Onu bilemiyorum. Ya ben şunu söylüyorum. Bundan sonraki yani burada erken seçim olabilir demiştir Erhan Bey. Bundan sonraki seçim diye söylüyorum o zaman. Yani 2023 değil mi? Bundan sonraki seçimde Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Gül her şeyi zorlayarak ittifakların yani Cumhur İttifakı'nın karşısında kurulacak ittifakların çatı adayı olmak için her şeyi zorlayacağını düşünüyorum. Ama tam aksi şu da konuşuldu, iddia kulislerde de konuşuldu. Hatta Bülent Aydemir, Ankara temsilcimiz sabah yayınında Ebru'nun, Baki'nin programında dile getirdi para gündemde. İşte parlamenter sistem vurgusu yapılıyor ya güçlü bir şekilde. Parlamenter sisteme döndükten sonra Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olacağı. Çünkü CHP tabanını Sayın Gül'e olan bakışı ortada. CHP'li bazı kesimler sol kesiminde özellikle Sayın Gül'ün adaydan istemediği keza Sayın Akşener'in de Sayın Gül'ün adaylığı noktasındaki tavrını da biliyoruz. Tamam. Ben ne o zaman dersiniz? İki şey hatırlatayım. Sayın Kılıçdaroğlu CHP'li milletvekillerine ve CHP'nin tabanına şu anda epeyce bir sirayet ettiğini, söz geçirdiğini düşünüyorum.
o 15 milletvekili olayını biraz önce hatta tartıştılar. Hatta o ayrışmanın değil de Ali Babacan'la Abdullah Gül arasında bunun bir taktik olduğu söyleniyor. Bir taktik işte benim de söylediğim Bülent Aydemir'in sabah programında dile getirdiği. Benim söylediğim de şu. Ben öyle ya da böyle bir seçimde, önümüzdeki seçimde Sayın Gül'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çatı adayı olarak çıkmak isteyeceğini söylüyorum. Ha, çatı aday derken Erdoğan biliyorsunuz çekerek mi bozmaya çalışıyor yoksa? Ya Tayyip Bey Kılıçdaroğlu mindere tamam. çekerek olmayacak Hasan şey. Bey'in söylediğini merak etmeyin kalacak. İnşallah. Cümlemi tamamlayayım bitsin. ama Abdullah Gül yani 11. Cumhurbaşkanımızın şöyle bir hesabı var her zaman olduğu gibi. Garantiyi alırsa, orada Meral Akşener, Sayın Akşener adaylığını açıkladı. Oradaki kurgu bozulduğu için çıktı. Geniş bir mutabakat olmadığı için aday değilim dedi, yürüdü gitti. Yani ama geniş bir mutabakat olursa ona zorluyor. O zaman işte bakın ben DEVA'nın işte %1, %2, %5 neyse yani öyle küçük bir partinin adayı değilim. Bakın görmüyor musunuz? CHP'de var burada bla bla neyse. HDP'de var, İYİ Parti'de var neyse yani. Bunların ortak adayında çıkmayı düşünüyor diyor. Onun için bu listede yani DEVA'nın listesinde Sayın Gül'e yakın isimlerin olmadığını düşünüyorum. Son bir cümle de söyleyeyim. Ve bitsin. Şimdi burada bir FETÖ tartışması yapıldı. Ama ben yakın zamanda Enver Altaylı'yı masaya koymak istiyorum. Onun hem iddianamesini okumuş bir olarak söylüyorum hem de kendi ifadelerini ortaya koyarak söylüyorum. Kiminle ne kadar nasıl görüşmeler yaptığını ve bunu hangi dönemde yaptığını da ortaya koymuş olacağım. Son bir şey. HTS kayıtlarının işte o geceyle ilgili HTS kayıtlarıyla ilgili bir tartışma var biliyorsunuz son, 15 Temmuz'la ilgili. Son bir şeyde yine Musavat Bey'e hatırlatmak istiyorum. Orta Doğu Gazetesi kapandı. Kapanmadan önce sizin parti yani MHP'deyken partinizde kongre tartışmaları olurken şöyle bir manşette çıkmıştı. Hiç unutmuyorum. Ölüsü dirisi paraleli o zaman FETÖ'cü söylüyordu. Hepsi MHP'de kongre istiyor. PKK'sı da dahil ederek söylüyordu. Çünkü Mustafa Karasu'nun açıklamaları vardı. Çünkü ölüsü dedi kastettiği o zaman Miraç Ural'ın öldüğü söylenildi. Onun açıklamaları vardı. Mezardan konuşuyordu o zaman. Herkesin açıklamaları vardı ve buna istinaden de Mümtaz Ertürk'ün tanır mısınız? Bilmiyorum. Buyur. Ben tanırım. Onun bir yazısı vardı. O yazıda da şöyle bir ifade vardı. Aynen şöyle diyordu. Erdoğan iktidarını, Erdoğan siyasetini durdurabilecek yegane nokta MHP'de iktidarın değişmesidir diyordu. O da kayıtlardır. Ben yazdım. Kayıtlarda duruyor. Dolayısıyla herkes bu işle ilgilenmişti. Sizin MHP'den hayır, ayrılma sürecinizde. Bunu da kayıtlara geçsin. Ona bir yanıt verin. Son sözü size vereceğim. Buyurun Musa Basri. Burada bilmeceler üzerinden konuşuyoruz tabii. Şu olursa bu olur, bu olursa bu olur. Bize bu bilmeceleri çözdürtmeye çalışan şey aslında Türkiye'deki sistemdir. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğu için ve %50 artı 1'e ihtiyaç duyulduğu için işte Abdullah Gül'ün ne yapacağını, ittifakların nereye taşınacağını falan tartışıyoruz. Öncelikle Türkiye'nin bu külfetten kurtulması lazım. Ve behemal zaman kaybetmeden iyileştirilmiş, denge denetim mekanizmaları güçlendirilmiş, parlamenter demokratik sisteme geçilmesi lazım ki peki seçimler olursa Sayın Akşener'i aday görecek mi Türkiye? Ya onu diyorum ya bizde yetkili kurullar veriyor kararı. Ama Sayın sonuçlara baktığınızda işte, Sayın Akşener'in yani adaylığı. Oradan çıkan sonuçlara göre Sayın Erdoğan'ın karşısında en güçlü aday Sayın Meral Akşener görünüyor. Evet yani Sayın Akşener ne düşünüyor? Yetkili kurullarla yani, konuştunuz mu bunu hiç? Hayır daha, yetkili kurullar yani zamanlamayla alakalı söylüyor. Şimdi beyefendinin son söylediğiyle ilgili kendime nasıl bir pay çıkarayım bilmiyorum. Orta Doğu Gazetesi o dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin yayın organıydı. Yani resmi yayın organı gibiydi. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde de kongre mücadelesi vardı. Ona bağlı olarak bir takım ifadelerde bulunmuş olabilir. Az önce araya girmeden önce de ifade ettim, söyledim. Arada söyledim daha doğrusu. Siyasi partilerin içinden parti doğması kadar doğal bir şey yok. Adalet ve Kalkınma Partisi de Saadet Partisi'nin içinden doğdu. Adalet değil, fazilet kapanınca kuruldu. Pardon. Saadet'ten doğmadı. Saadet'te ayrıca kuruldu. Ya neticede Abdullah Gül Bey
Fazilet Partisi'nin içerisinde bir kongre mücadelesi. Evet, fakat Fazilet kapatıldıktan sonra kuruldu. Bakın, yani yine anlatamıyorum. İçinden çıkmadı. Tamam. Ya söylüyorum, düzelttim kronolojiyi. Fazilet Partisi kapatıldı. Tamam. Saadet Partisi tamam, kuruldu. Fazilet Partisi'nden tamam, bir grup Savat millet toparlayın lütfen. O zaman eğer meseleye buralardan yaklaşırsak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de Saadet Partisi'nden ayrılırken bir proje partisi olduğu iddiaları var. Konuşabiliriz. Bile, program bile yapın, konuşalım. Bir programda konuşalım tamam, onları. Dolayısıyla ben sözlerimi şey edeyim. Teşekkürler. Mümtazer Türken'e şu anda FETÖ davasından tutukludur. Cezaevinde. Enver Altaylı Bey'in tutukludur. Siyasi geçmişi ve ilişkileri bellidir. İfadelerine ben de muttaliyim. Devletin hangi unsurlarıyla çalıştığı, yabancı istihbarat örgütleriyle ne tür ilişkiler kurduğu, Özbekistan'da kimlerle neler yapmaya çalıştığına dair bir takım verilere ben de muttaliyim. İyi Parti'yi bağlayan bir tarafı yoktur. Teşekkürler. Ne Mümtazar Bey'in ne şeyi. Öz cümle tekrar. Oradaki gönderme CHP'ydi biraz. Anlayamadım. Neyse. Tamam. Ben şöyle soru sorayım. Sizden yerine tamamlayayım. Tamam, peki. Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı ol çağrısı ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu mindere çekme isteğinin arkasındaki neden nedir sizce? Sayın Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bu işin başından beri şunu söylüyor. Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Ayrıca Cumhurbaşkanı neden adaylıkları değil, genel başkan olarak ben Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünmedim, düşünmüyorum. Bu şekilde yolculuğuna çıkıyor. Seçilir seçilemez o ayrı bir şey ama maalesef Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklıyla, zekasıyla ve dostlarının da dayanışmasıyla 25 yıl sonra İstanbul gitti, Ankara gitti, bir devrim oldu. Seçilir seçilmez sandıkta belli oldu. Şimdi buradaki önemli olan hadise şu. Şu anda fal bakmaya gerek yok. İsimleri ben aday olacağım kardeşim, telaş etme. Ne güzel, sen aday, ben seni desteklerim. Şu anda isimleri geçen insanları müttefik de bu. Yani aday olarak isimleri geçen insana fal bakmaktan öte değil. Sadece ortada kesin bir aday var. Ama Recep siz Tayyip, Kemal Recep Bey'in aday olmayacağı kesin mi diyorsunuz? O çağrıyı hiç hayatta. Sadece Erdoğan aday. Mecbur Allah kalacak. Uzun ömür versin. Mecbur Allah uzun ama. Allah uzun ömür versin ve nihayetinde iskemlede oturduğu güne kadar bu ülkede kalmak ister Erdoğan. Allah uzun ömür versin. Diğer taraftan bu oranları Sayın Erdoğan görse, ki ben künye veremeyeceğim için söylemeyeyim, gözümle gördüğüm Tayyip Bey'in yaptırdığı 43.8 İmamoğlu ile eşit çıktığını biliyoruz. İmamoğlu belediye başkanlığı yapmak istiyor. Şu an öyle bir şey de yoktur. Başka bir taraftan bakayım. Şimdi arkadaşlar çok büyük bir süreç yaşadık dediler. Mekanın sahibi geldi diyeni hatırlatırım. Duyamadım efendim. Mekanın sahibi geldi demişti biliyorsunuz sizin Cumhurbaşkanı geçelim, adayınıza. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Muharrem Bey, şimdi burada Muharrem Bey de aday olabilir. Yani daha bunlar ileriye dönük konuşulacaklar. Kurultay süreci var. Evet. Şimdi buradaki en önemli hadise 17 yılın içerisinde geldiğimiz nokta, değerli bir yalnızlık ortada kalmış bir Türkiye. Bir tarafta ama Rusya, bir tarafta ABD. Efendim böyle bir yere geldik. Ekonomi bitti, eğitim bitti, dış politika bitti ve sonunda en sonunda mülteci siyasetine kadar indirgenmiş bir Türkiye. Şimdi Sayın Erdoğan'ın çağrıları var. Ben de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrılarını kısaca şurada toparlayacağım. Kılıçdaroğlu 7 soruda 2 dakika iki dakika bitireceğim. Tamam. 7 soruda çağrı yapıyor Sayın Erdoğan'a. Diyor ki 1.215.092 kişilik bir baylok listesi var. Hiç ayıklama yapmadan bu listeyi açıklamak FETÖ ile mücadelenin toplumlaşmışlığı anlamına geliyor. Bu listeyi lütfen açıklayın. Yargıda 15 Temmuz yargı gecesi siyasi parti liderleri, bakanlar, üst düzey yöneticileri, belediye başkanları neredeydi? Neden hain darbe girişimi gecesinde HTS kayıtlarını açıklamıyorsunuz? Darbe başarılı olsaydı FETÖ'cüler kimi ya da kimleri yönetime getirecekti? Kimler başlı olacaktı? Bu istihbaratın ve sizin elinizde var, neden açıklamıyorsunuz? 15 Temmuz darbe girişiminin araştırılması için meclise araştırma komisyonu kuruldu. Bu komisyona darbe gecesinin iki kilit ismi MİT Müsteşarı ve Genel Kurmay Başkanı neden Akar gelip ifade vermeden? Bunların
soruları cevaplamaları doğru muydu? Peki. Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz'da darbe araştırma komisyonu raporu hala basılmadı, dağıtılmadı. Çünkü CHP engelledi. Ve buna neden engel oluyorsunuz CHP diyor. CHP milletvekilleri engelledi. FETÖ borsasını kimler kurdu diyor. FETÖ borsasını kuranların içinde, bu Kemal Bey'in ifadesi, içinde Erhan. Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları var mı? Manifesto son, gibi oldu okuyorsunuz basın. Son FETÖ soruşturmasını oldu. Yapan savcılar FETÖ'nün siyasi ayağına girdikten sonra hemen neden görevden alındılar? Bu açıklamaları isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'cü çıkmaz. FETÖ'cünün kimden FETÖ'cü çıkacağını değil, FETÖ'yü savunuyor. Siz daha iyi tanırsınız. FETÖ'cü teşekkür değil, ederim. FETÖ'cü olduğunu teşekkür söylemedi. Ederim. Ama HTS'e FETÖ'yü savunan bir siyasetçi. Çıkarın yayınlar. Bir saniye, HTS'e FETÖ'yü ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlesini söylüyorum. Evet. Azerbaycan dönüşü uçakta söyledi. Dedi ki HTS kayıtları çıktığı zaman kel düşecek, işte takke düşecek, kel görünecek. Açıklayacak bakın mı Cumhurbaşkanı HTS? Hayır, Cumhurbaşkanı niye açıklayacak? Pardon, açıklayacak derken yani açıklayacak mı daha doğrusu? Onu sabırlı olun, hepimiz göreceğiz. Tamam işte bak Kemal Bey 7 maddede HTS kayıtlarını da soruyor. Kemal tamam. Yarası olsa boncuğunu, tamam. Yarası yok. Ya. Ha, HTS kayıtlarını ayıklayarak çıkaracaklarsa o ayrı bir şey. Ama tabii şeyi de hatırlamamız Kemal Bey, lazım. Kemal Bey bilinen, Sayın Baykal'ın kasetiyle ilgili varan bir denmişti. Varan, Hasan Bey. İyi hatırlatıyor Cumhurbaşkanı tekrar. Hasan Bey, ben o zaman PM üyesiydim. Çünkü İsimize, Hasan yapanlar FETÖ'cü çıktı. Hasan Bey, tamam. Müsaade et bak. Ben o zaman partimin üyesindeyim. İçimizde genel başkan olacak tek en yakın insan 2009 başarısından dolayı insanların tanıması, Melik Gökçe'yi çökertmesi, Şaban Dişli'nin yolsuzluklarını ortaya çıkarması en öndeki insan Kemal Bey'di. Peki, çok teşekkür ediyorum. Halk da Kemal Bey'i istedi. Çok Kemal Bey de geldi, genel başkan oldu. Efendim, hala bunu anlatıyorsunuz. Çok teşekkürler. Bu akşam kimlerle beraberdik? Bir gün önce olmayacağım dedi, ertesi gün oldu ama. Nereden ne haber geldi? Başkan vekili dinler misiniz? Musavat Dervişoğlu, AK Parti 22. dönem milletvekili Resul Tosun, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni, Yeni Şafak Gazetesi yazarı Hasan Öztürk. Efendim konuştuk siyaseti ama her şeyin başı sağlık. Eve gittiğinizde ne yapıyorsunuz? Ellerimizi yüzümüzü çıkartıyoruz. Ben şurada şey alayım. Şöyle göstereyim. Siz de alın lütfen. Evet. Elimizi şöyle bir yıkıyoruz. Ama nasıl? Parmak aralarını ovuşturuyoruz. Elimizin üstünü yıkıyoruz. Şu tarafı da yıkıyoruz. Parmak uçlarını da. Ama önce şöyle teker teker bütün parmakları teker teker yıkıyoruz. Sonra tırnakları yıkıyoruz. İyice suyun altında tutuyoruz. Bunlar tam 20 saniye sürüyor. Yıkıyorsunuz değil mi eve gidince? Kesinlikle yıkıyorsunuz. Bu uyarı da yapalım çünkü her şeyin başı sağlık gerçekten. Ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Sağlık olamazsa kavga bile edemeyiz. Evet, önce sağlıklı olalım. Çok sağ olun efendim geldiğiniz için. Değerli katkılarınız için. Barış için kavga edelim. Evet, biz programın sonuna geldik. Türkiye'nin nabzının sonuna geldik.